İyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. Geek TV canlı yayın ekranlarından hepinize esenlikler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde avukat Murat Ayhan Gürdoğan'la bir yayınımız olmuştu. O gün ikinci rövanş istemişti. Şimdi o yayını yapacağız ama kendisi şu an hala yayına gelmedi. Bekliyoruz. Ben hemen Yakup abiyle Poncuk İslam'la sizi tanıştırayım. Yakuba hoş geldin. Teşekkür ederim efendim. Sağ olasın. İyi yayınlar. Sağ ol. Ponçuk hoş geldin. Evet, herkese esenlikler. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar Avukat Bey'i bekliyoruz. Avukat Bey geldikten sonra tartışmamız başlayacak. Az önce kendisiyle telefonda konuştuk. 5 dakika dedi ama bekliyoruz. Geldikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani Evet. ortada ne kendisi var ne avukatı var. Geldi geldi. Geldi mi? Ha, Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız cümleten? Teşekkür ederim. Şu an yayındayız. Bekledik bekledik. Herhalde gelmeyecek diye endişe ettik biraz da. Yok, geldim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Duruşma Çok sağ olun. kaçırmam diyor. Sizler İyisiniz umarım. sağ olun, sağ olun. Gerçi duruşmalara şey çıkmak gerekiyor mu böyle zamanında? Gerekiyor mu? Mesela 5 dakika geç kaldığın zaman sıkıntı çıkıyor mu, öyle bir durum oluyor mu? Yani bizim duruşmalar genellikle zamanında başlamıyor zaten. Ha. Mesela 9 yazıyorlar listede, 11'de başlıyor. Yani hep bizim böyle yani. Murat Ha. Bey, yalnız kısa bir anımı anlatayım o işle ilgili, kısa bir anımı anlatayım arkadaşlar. Şimdi bizim Evet. kasabada Tomarza'da mahkemem var. Yani şahitlik var. Şahitlik yapacağım. Celp çıkartmışlar. Evet. Jandarma aldı getirdi. Saat 9. Avukat Bey'in dediği gibi Evet. yazıyor. Saat 9. Gittim oraya. Bizim o zaman köylere de tek bir otobüs var. Saat 12.30 1'de otobüs hareket eder gider. Yani bir daha orada kalırsın yani. Şey yapamazsın. Orada yatmak zorundasın falan. Saat 9. 10. Çağıran yok. Mübaşirler var. Çağırırlar işte. Yakup Deniz bilmem ne falan işte. Böyle çağırır. Bekliyorum. Çağıran yok. Çağıran yok. Kanepe şey var bir tane. Böyle oturacak bir şey var. Onun üzerinde oturuyoruz. Tuvaletleri de kapalı. Avukatların, hakim ve savcıların elinde anahtar var. Anahtarla açıyorlar, kendileri giriyorlar. Şimdi Evet. bu arada da gidemiyorsun. Ha çağrıldım, ha çağrılacağım falan diye. Ben saat 12.30 oldu. Otobüs de gitti. Canım sıkıldı. Şöyle yamuştum. O zaman öyle. Biraz da şöyle şeyden kanepeden aşağı doğru sarktı ayaklarım. Savcı oradan çıktı. Tuvalete giderken bana bir bastı böyle ters ters. Ondan sonra gitti tuvalete. Geri gelirken dedi ki, ne biçim oturuyorsun dedi bana. Dedim ki, savcı bey yoruldum dedim. Ne biçim oturuyorsun diye niye sordun dedim. Ben buraya saat 9'da geldim dedim. 12.30 oldu, hala çağrılacağım. Burada tuvalet yok. Bak, tuvalette kapatmışsınız. Neyse, şöyle olduk savcıyla biraz. O gün orada kaldım yani, bir şahitlik üzerinden. Dedim ki, kafamı bozarsan çeker gider, ifade de vermem zor. Mecbur da değilim sana ifade vermeye. Ve öyle de yaptım yani. Baktım sıra gelmiyor. Öğleden sonra yakaladı, çektim gitti. Sonra o savcıyla dost olduk yani. Daha sonra işte tanıştık. İfade falan verince. Öyle maalesef Türkiye'nin şeyleri, Maalesef, maalesef, adliyesi, maalesef. maalesef böyle. Ama o işte oralara koca koca binalar yapmak da bu işlerin yürüdüğü anlamına gelmiyor yani. Tam tersine dünyanın en büyük adliyesine sahibiz mesela İstanbul olarak. Aslında bu övünülecek bir şey değil. Tam tersine yerinilecek bir şey yani. Tabii. Şimdi ben de şunu söyleyeyim sizin bu şeyin arkasından. Avrupa'da ne kadar adli saray varsa hepsi tarihi eserdir arkadaşlar. Eski kralların kaldığı yerler, eski binalar devlet olarak kullanıyor. Yani tarihi eserleri hep devlet binası olarak kullanıyor. Bütün mahkemeler, belediye binaları böyle bizimki gibi şatafatlı, bayraklı bilmem ne falan değil. Bizde Bilemezsin. sürekli yeni hapishaneler, yeni adliye sarayları yapılıyor. Çünkü sürekli insanları suçlamakla meşgul. Hatta mesela bir şey daha söyleyeyim. İşte diyelim bir alacağınız var, icraya koyuyorsunuz. Sizden bu parayı tahsil ederken bunun belli bir oranını da cezaevi yapı pulu olarak alıyorlar. Yani her bir alacağın içinde bu cezaevi yapım payı var.
Yani. TRT payı gibi bir şey yani. İşte Evet. sevgili avukatım, şimdi işte biz bunlar konuşmamız gerekirdi sizinle. Normalında Evet. Türkiye'deki hukuksal sistemi konuşmamız gerekirdi. Adaletsizliği konuşmamız gerekirdi. Cezaevlerinde üst üste yatan insanları konuşmamız gerekirdi. Sokak Evet. ortasında katledilen kadınlarımızı konuşmamız gerekirdi. Evet. Türkiye'deki baskı, zulüm, hapishanelerdeki siyasetçiler, sanatçılar, nasıl söyleyeyim yani, bunda gazeteciler, bakın dün var ya, dün ne oldu biliyor musun? Yüreğim cız etti ya. Gazetecinin bir tanesi İçişleri Bakanı'na soru soruyor ya. İçişleri Bakanı açıklama yaptı İdlib'le ilgili, işte göçlerle, mültecilerle ilgili uçuk rakamlar verdi. Gazeteci dedi ki, efendim biz bunu teyit edemedik. Yani sizin verdiğiniz rakamları teyit edemedik. Hatta valiniz bile bunu teyit etmedi dedi bu rakamları. Sen kimsin diyor. Bak şimdi. İçişleri Bakanı, sen kimsin? O da diyor, ben gazeteciyim, Tele1. Sen diyor başkasına çalışıyorsun. Sen Yunan'a çalışıyorsun diyor ya. Soru bile sorulamıyor adamlar. Şuraya bakın arkadaşlar, çok acı bir durum, yani gülünecek bir durum değil. İçişleri Bakanı'na gazeteci gayet normal bir soru soruyor. Rakam telaffuz etmiş. Bu rakam diyor uymuyor. Soruyoruz, valilikler bunu diyor onaylamıyor. Yunanistan bunu onaylamıyor. Bu rakamlar nereden? Ya bir cevap ver bari, insan gibi bir cevap ver. İnsan gibi bir cevap ver karşısındaki gazeteci. Hemen suçlama. Vatan haini. Hemen. Nereden girdik şimdi buraya? Buradan çıkamayacağız avukatım. Şimdi O Ponçik. zaman Ponçik'e söz verelim. Ponçik Ha. sanıyorum hazırlıklı, tam da onun Öyle, konusu herhalde. Çünkü o evet. Ben de siz şöyle gelmeden yapalım. önce söyledim. Onu bir Ponçik'e dinlemek istiyorum açıkçası uzunluğunu. söz verelim. Arkadaşlar. O niye bunu şey yaptı? Ortaya koysun. Evet Değil mi? Evet. arkadaşlar, şimdi geçen günlerde avukatımız Murat Ayhan Gürdoğan'la bir programımız oldu. Orada birçok konuyu konuştuk ama şimdi farklı bir konu üzerinden, bir tema üzerinden konuşacağız. İslam dininin insanlığa faydalı bir dini olup olmadığını, gerçekten faydalı mı? Onunla ilgili yayınımız, konumuz o. İlk girişi Ponçik İslam'a verelim. Bakalım Ponçik İslam yolu ilk adımını atsın. Buyur kardeşim. Şimdi öncelikle ben tabii İslam'ın ne faydası olmuş diye girdim ama genel tezim benim dinlerin hepsi için herhangi bir faydası olmadığı gibi sadece zararı olduğuna inanıyorum. İslam üzerinden konuşalım. Şimdi nasıl bir topluma geldiğini hepimiz biliyoruz işte putlara tapıyorlar diye. Bu dinin kurucusu kimse de bu putları Allah'a da inanıyorlar bu insanlar yani Mekkeli insanlar. Araplar. Bu dinin kurucusu putlara tapılmasının yanlış olduğunu düşünüyor ve putları bırakın sadece zaten inandığınız Allah'a inanın diyor. Görünüşte güzel bir şey. Fakat yani putlara tapmanın zararı tartışılır. O konuya girmeyeceğim. Çok uzun bir hikaye. Yani puta tapmaktan ne zarar gelir hususu çok uzun bir su şey götürür yani bayağı bir zaman alır onu tartışmayacağım. Bu dinin kurucusu putları sadece vazgeçirtiyor. Onun dışında Arap toplumunun hemen hemen bütün geleneklerini aynen devam ettiriyor. Birkaç şeyi yasaklıyor. İçki gibi, kumar gibi. Ki onlar da zaten kötü olduğu bilinen o toplumca da ama gene de sürdürülen alışkanlıklar. Ama kötü olan birçok şeyi de işte çocuklarla evlilikten tutun da kölelik, cariyelik, çok kadınla evlenme vesaire gibi şeyleri olduğu gibi bırakıyor. Şimdi bu din getirdiği dini kurallar iyidir, kötüdür tartışılır onu da tartışmayacağız. Sonrasında yani ben bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu bakmak için sonucuna bakarım, tamam? Pragmatizm mi? Ne denir yani buna? Sonucu ne olmuş bunun? Peygamber vefat ediyor. Sonrasında Arabistan'ın büyük bölümü zaten dinden dönüyor. Ebu Bekir'in halifeliği yani peygamberden sonra hemen Ebu Bekir geçiyor. Halifeliği tamamen bunları kılıçtan geçirmekle, bastırmakla geçiyor. Şimdi bu adamlar demek ki samimi inanmamışlar bir şekilde kılıç zoruyla inanmışlar.
Daha sonraki dönemler ise bunun aslında bir kopyası durumunda. İslam tarihini açıp okuduğumuz zaman genellikle hep Müslümanlar birbiriyle savaşmış. Müslümanlar birbirini kafirlikle suçlamışlar. Çeşit çeşit şeylere ayrılmışlar, inanç gruplarına. Ya öyle ki Yakup abim sık sık söyler, iki ilahiyatçı yan yana gelse bir televizyon programında oradan kavga çıkar. Bir ufacık bir görüş ayrılığı bile, yok işte miraca çıktıydı çıkmadıydı şeyini bile tartışır dururlar. Ya, Gazali oturmuş mesela kitaplar yazmış ciltlerce, içinde neler var ya, tırnak kesmenin felsefesini yapmış sayfalar dolusu. Edip Yüksel anlatıyordu bunu da. Yani baktığın zaman bak Suriye'de Müslüman Müslümanı kafir diyerek kesiyor. Aslında ikisi de aynı Allah'a inanıyor. Belki namaz da kılıyor, şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. Sadece siyasi sebepten, yani sen bize katılmadın diyerekten birbirini kestiler. IŞİD'çiler şeyleri kesti. Milyonlarca insan Suriye'de öldü. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Ben internette videolarına rastladım. Kıtır 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 kesiyorlar. Mezbaha yapmış böyle bir tane. Aynı anda 100 kişiyi birden kafasını ters çevirmişler. Adamları ayaklarından asıp kesiyorlar falan. IŞİD, yani bunu yapan gerçek İslam olduğuna inanan bir grup. Zaten herkes kendini doğru yolda zanneder. O ayrı mesele. Ne faydası olmuş diye baktığım zaman ben bir faydasını göremedim insanlığa bugüne kadar. Aynı şekilde malum kitabın da, benim bir tezim var yani, malum kitabın A'sından Z'sine, başında birisini gözükmeyen, var olmayan birisini övmekle başlar elhamdülillah diye. Sonunda da cinlerden, şeytanlardan bahsederek bitirir. Onlar da gene gözükmeyen, bilinmeyen şeyler. Arasında kalan şeylerde de pek çok insanın zararına olabilecek ama faydasına olması mümkün olmayan birçok cümle vardır. Dolayısıyla sırf zarar olarak görüyorum ben sadece İslam değil, bütün dinleri. Evet, buyurun. Yakup abi, senin fikrin nedir bu konuda? Ponçi'yi çok iyi dinledim ben. Evet. Şimdi Ponçuk arkadaşın belirttiği şey de bu şudur yani. Biz İslam'ın hiçbir faydası olmamış da desek veya insan ülkelerin gelişmesinde, ekonomik olarak gelişmesinde veya çağdaş düzeyini yakalamasında engel midir? Engelse nasıl engeldir? Sadece İslam dini değil, yani bütün dinler buna göre insan toplumunun yaşamını belirleyen tüm şeyler, argümanlar, din, milliyetçilik, ırkçılık, bölgecilik, coğrafyacılık, bu tür şeyler sürekli savaşı körüklemiş. Baktığımız zaman gerçekten savaşlara baktığımız zaman hep fetih üzerine çıkmış savaşlar. Bir başka yeri işgal üzerine çıkmış. Bu savaşlar, fetih savaşları yani sömürü savaşları yapılırken de bazı argümanları kullanmışlar. Hegemonya yani sahipleri, mülk sahipleri diyeyim ben ona. Dini kullanmışlar, milliyetçiliği kullanmışlar, ırkları kullanmışlar. Örneğin Avrupa bildiğimiz gibi vagonlarla Afrika'dan insanları getirdi. Bundan 200-300 yıl önce getirdi, kendi ülkelerinde köle olarak çalıştırdılar. Şimdi aynı şekilde İslam coğrafyasına baktığımızda bundan işte 1000-1200-1300 yıl önce İslam orduları diğer insanların bulunduğu coğrafyaları fetih adı altında işgal ettiler. Onları köle olarak aldılar, pazarlarda sattılar, kadınlarını cariye yaptılar. İşte oradaki insanların birikimlerine el koydular. Daha sonra bu feodal yapı Avrupa tarafından aşıldığında bakıyoruz, görüyoruz ki savaşın şeyi değişiyor yani. Şekli değişiyor. Örneğin bugünkü savaşlara baktığımız zaman yine aynı emperyalist savaştır. Yine aynı sömürü savaşıdır. Yani mazlumlarla zalimlerin savaşıdır. Savaşlar hep öyle olmuştur zaten. Mazlumlarla zalimler arasında olmuştur savaşlar. Zalimlerle zalimler arasında savaş olmaz arkadaşlar. Çok az, nadir olur. Aynı bugün geçen işte
2015'te gördüğümüz gibi. Yani bir noktaya kadar geldiler beraber. İkisi de dinci, tarikatçı, mezhepçi mesela. Geldiler, tam devlete hükmedecekleri zaman sen yapacaksın, ben yapacağım diye birbirine girdiler. Şimdi biri öbürünü ne yaptı? Hain ilan etti, terörist ilan etti, gayrimüslim ilan etti. Şimdi bu benim, bana göre yani savaşlar hep sömürülenlerle sömürenler arasında geçmiştir. İşte din burada ne kadar bu sömürücülere, hakim sınıflara, emperyalistlere yardım ediyor, ne kadar kullanıyorlar, buraya bakmak lazım. Yani şu anda milliyetçilikten daha çok Orta Doğu'ya baktığımız zaman dini kullanıyorlar, mezhepleri kullanıyorlar. Çünkü iman edildiği zaman bir şeye iman edildiği zaman diğer taraf, yani bir insan benim dinim doğrudur, benim dinimin dışında bütün dinler yanlıştır dediği zaman çatışmaya hazırdır arkadaşlar. Irkçılık da böyledir. Benim ırkım üstündür. Benim ırkım bütün milletlerden üstündür. Biz her şeyi iyisini yaparız. Her şeyi iyi biliyoruz. Herkes bizim gibi olmalı veya bize boyun eğmeli. Bize kul köle olmalı dediğin zaman işte hem insanlıktan çıkıyorsun o zaman, hem de ne yapıyorsun? Doğru düşünemiyorsun. Yani geldiğimiz noktada gerçekten eğer amaç insanlık ise, amaç ülkemizi kalkındırmak, insanlarımızı aydınlatmak veya ekonomik ve siyasal olarak belirli bir seviyeye gelmek ise bunu din yoluyla yapabilir miyiz? Yani dine sarılarak yapabilir miyiz? Yapabilirsek geçmişe bakmamız lazım. Nerede olmuş? Yani din verileriyle toplumu yönettiğimiz zaman, insanların yaşamlarına o şekilde müdahale ettiğimiz zaman zaten tek tip bir insan tipi oluyor ve insan iradesine zincir vuruluyor bana göre. Gerek ırkçılıkta, gerekse dincilikte insan zihnine zincir vurulur. İnsan ufku açılamaz. İnsan kavram yaratamaz ya. Kavram yaratamaz. Yani o çerçeveden çıkıp kavram yaratamazsın. Kavram yaratamadığın zaman da o zaman bilim yapamazsın. Soru soramazsın. Soru sormadığın zaman bilim olmaz. Bilim olmadığı zaman da yerinde sayarsın. Bana göre dinlerle, eğer ülkemiz din ile kalkınacaksa şeriatı getirelim, koyalım, bakalım. Şeriat, tarihe bakalım. Hangi kestinde refah olmuş ise söylesinler bize, İslamcıyım diyenler. Bu İslam'ın, Kur'an'ın uygulandığı zaman insanların refah içerisinde yaşayabileceğini savunan arkadaşlar desinler ki şu kesitte insan hakları, işte demokrasi, ne bileyim yani hak, hukuk, adalet sağlandı. Toplum refah içerisinde yaşandı. İnsanlar birbirini sömürmedi. Kavga çıkmadı diye bir kesit olmuşsa o kesite bakalım, karnını yaralım, inceleyelim ve ülkemizde o şekilde belli yerlere taşıyalım. Ama bir de önümüzde şu var, yani kalkınmış ülkeler var. Bakıyoruz onlara. Bugün 200 yıl önce aynı bizim gibi, bizim nasıl mezhep savaşları sürülüyorsa, deminki Ponçik İslam'ın söylediği gibi insanların kellesi Allahu Ekber diyerek kesiliyorsa, iki tarafta Allahu Ekber diyor, Hristiyanlar da aynı konumdaydı. Yani mezhepler arası çatışmalar vardı. Bunlar da birbirlerini yok ettiler. Boğazladılar. Ama Avrupa bir noktada bundan 200-300 yıl önce dur dedi. Dur dedi. Çünkü devletleri o zamanlar, işte imparatorluklar vardı, krallıklar vardı. Din hakimdi devlete. Devletlerimiz dediler, özgürleşmesi lazım. Devletin özgürleşmesi de ancak laiklikle olur dediler. Ve dini devlet işlerinin içerisinden çıkardılar. Yani kamu alanından çıkardılar. Adamlar 300 yıl önce kiliseye hapsettiler. Dediler ki dinin yeri burasıdır. Papazı da buradadır. Burada hapis, cezalıdır. Ama bu cezalı olan şeyi ziyaret etmek isteyen insanlar gitsin oraya, ziyaret etsinler, serbesttir dediler. Ama bunları çocuklardan aldılar, eğitimden aldılar, evin içerisinden çıkarttılar. Kamu alandan çıkarttılar. Şimdi mesela mahkemeye gidiyorsunuz. Diyelim ki işte avukat bey söylesin. Söz hakkı geldiğinde mahkemeye gidiyorum ben, diyelim ki layık bir insanım, çağdaş düşünüyorum ve İslam'ın kamu alanından tamamen çekilmesini istiyorum. Mahkemeye gidiyorum. Bunda ben yargılamıyorum yani. Mahkemeye düştüm, yargılamıyorum. Beni yargılayan da dinci, şeriatçı bir adam diyelim. Bana karşı beni yargılarken tarafsız davranabilir mi?
Mümkün değil davranması. Zaten davranırsa dinini inkar etmiş olur. Dinini yaşamamış olur. Örneğin ben dinsizlikten yargılanırken dindar bir hakim beni objektif bir şekilde yasalara göre yargılayabilir mi? Yargılayamaz. Yargılarsa dinini kaybeder. Onun için bakın arkadaşlar şurası çok önemli. Bizim devletimiz şu anda özgür değil. Yani laik değil. Olmadı hiçbir zaman için. Resmi bir dini var. Din de değil. Mezhebi var. Yani bizim devletimizin mezhebi var. Bu mezhebe göre hareket ediyor. Sünni İslam mezhebi var. Diğerlerini tanımaz. Diğerlerinden alır, vermez. Onun için devletin içerisinden ayırdığımız zaman dini, hani bize diyorlar ya din düşmanısın, Muhammed düşmanısın, peygamber düşmanısın falan, değiliz. Değiliz kardeşim. Sen içerine at o dinini, dinini içine at, bana zorlama. Kamu alanından çıkart. Bana zorlama. Sen istersen nasıl inanıyorsan inan, nasıl yaşıyorsan yaşa. Hiç kimse ilgilendirmez. Ama türbanı sarıp hakim koltuğuna oturamaz. Oturduğun zaman ben orada görürüm seni. Sen de beni görürsün. Bugün Avrupa'da avukat bey gerçek söylüyorum yani girdiğiniz zaman devlet dairesine orada müdür kimdir? Hangi partilidir? Veya seninle ilgili işini yapacak olan memur kimdir? Hangi partilidir? Bilemezsin. Mümkün değil. Vali kimdir? Kaymakam kimdir? Savcı kimdir? Belediye başkanı kimdir? Fark edemezsin. Binasına girerken zaten o binaya Stadthaus derler mesela Almanya'da girerken girdiğin zaman orada öyle böyle şahsıvatı her tarafı bayraklarla süslenmiş önünde iki tane jandarma öbür tarafta gezen bir polis tabancalı bir polis öbür tarafta halk zavallı şakmasını büzüşerek oraya geliyor korkusundan bir şey derler mi acaba işimi görebilir miyim göremez miyim bu tür bu Avrupa'ya baktığımız zaman böyle bir şey yok adam giriyor çocuğuyla beraber küçücükle çocuğunu yanına alıyor gerçek söylüyorum yani yanına alıyor dairede de serbest bırakıyor çocuğu. O çocuk bütün dairelerin kapısını vurup açıyor ama hiç kimse çocuğa hiçbir şey demiyor. O çocuğun sahibine de demiyor. Çocuğu okşuyor. Yanında da eğer bir çikolata gibi, şeker gibi bir şey varsa çocuğa veriyor. Hiç rahatsız olmuyor. Makamı ne olursa olsun, görevi ne olursa olsun. Bizde, ismini hatırlayamıyorum şimdi, bir çocuk Almanya'ya gelecek, kanserdir, tedavi olacak. Annesini bırakmıyorlar. Annesini yanına bırakmıyorlar, uçurmuyorlar. Uçuş yasağı veriyor. Şimdi bunlar neden oluyor? İşte demokratik bir sistem oluştursak, devletimiz demokratlaşsa, demokrasiyle yönetse bizi, dini, ırkı olmasa, devletin dini ırkı olmaz. Devletin dini ırkı olduğu zaman devletin adaleti olmaz. Devletin adaletli olabilmesi için dinden ve ırktan ayrılması gerekir. Çünkü bugün, şu gün, içinde yaşadığımız dönemde ırklar karışmıştır. Yani Türkiye'de sadece Türkler yok. Almanya'da sadece Almanlar yok. Bugün 3 milyon, 4 milyon biz Türk varız. Başka milletlerden de var. Sadece Alman devleti Almanlara hizmet etmiyor. Bütün topluma hizmet ediyor. Türkiye'de de böyle olması lazım. Türkiye devlette sadece Sünni İslamcılara hizmet etmemeli. Okullarda din dersini mecburi kılmamalı. Serbest bırakmalı. Gitsin adam ne inanıyorsa inansın. Hiç kimse ilgilendirmez, hiç kimse de rahatsız olmaz. Ateist de rahatsız olmaz, deist de rahatsız olmaz. Ama onunla da birlikte yaşamasını öğrenirim ben. Yani dindar bir insanla da yaşayabilirim. Yeter ki ayağımıza bağ olmasın. Ben şuna inanıyorum ki İslam ülkelerinin geri kalmasının yegane sebebi Avrupa'nın yaptığı 300 yıl, 400 yıl önceki yaptığı dindeki reformları yapamamasındandır. Yapamıyor. Çünkü İslam dini devletin kendi dinidir. Bütün İslamcı devletlere, İslam devletlerine bakın. Kullandığı birinci sopa dindir, din. Hepsi, bütün yöneticiler zengin milyarderdir. Halkı da fakirdir. Fakirdir. Hepsi de diktatördür. Halkı fakirleştiriyor, kendisine bağlıyor. Dini de önüne, aynı affedin yani biraz kaba konuşacağım. Öküzün, aç öküzün önüne bir pança arpa atar gibi. İşte çay veriyor, makarna veriyor, bilmem ne yapıyor. İnsanları köleleştiriyor. İnsanları köleleştiriyor, kendisine bağlıyor. Ondan sonra işte o insanlar o dinle, mezhepçilikle, dincilikle ne yapıyor? Uyuşturuyor.
Bu anlamda hukuksal olarak, demokratik olarak, siyasi partiler olarak arkadaşlar düşünün bir sefer, siyasi partilerimiz de özgür değil. Yani devletimiz özgür olmadığı için siyasi partilerimiz de özgür değil. İstediğimiz insanları seçemiyoruz, önümüze koyduklarını seçiyoruz. Demokrasi denen bir şey yok, olamaz da. İslam'ın olduğu bir yerde, yani devletin dini eğer İslam'sa o ülkede demokrasi olmaz. O ülkede insan hakları olmaz. O ülkede hukuk olmaz. Olmaz. O ülkeden edebiyatçı çıkmaz. O ülkeden romancı çıkmaz. Şair çıkmaz. Bakın bugün Atatürk döneminden çıkan insanlara bir bakarsanız şöyle, yani gerçekten o aldığımız eğitimden dolayı öyle sanatçılar çıkmıştır, öyle şairler çıkmıştır ki dünya parmağını ısırmıştır. Bugün bir Nazım Hikmet'i bakın bütün dünya birleşse öyle bir şair çıkaramaz. Çıkmaz da. Yani Orta Doğu ülkesinden zaten öyle bir şair çıkmaz. Ancak devletin özgür olması lazım. Fikirlerin özgür olması lazım. Düşüncenin özgür olması lazım. Ya ifade ettirmiyor. Baştan söyledik. Dedik ki bir gazeteci soru soramadı. Soru soramadı. Eğer insanın kafasında bir şey varsa, topluma faydalı bir şey varsa söyleyemez korkusundan. Üniversiteler suskun. Bak hiçbir şey diyemiyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Seslerini duyuramıyorlar. Barolar Birliği. Şikayet ediyorum Barolar Birliği'ni. Arkadaş ülkede hukuk yok ya. Hukuk. Hukuk yok ülkede. 70 bin öğrencinin öğrenim hakkı elinden alındı cezaevinde. 70 bin. 100'e yakın gazeteci cezaevinde. Bakın bugün 400 küsür tane, 480 tane cezaevinde doğan çocuk var. Cezaevinde doğdu. Anneleri hapis. 7 bin tane çocuk mahkum var. Avukat Bey benden daha iyi bilir. 7 bin çocuk mahkum var. Çocuk hapsedilir mi ya? Evet arkadaşlar. Sıra geldikçe devam edeceğiz. Biraz mutluluk gibi oldu ama kusura bakmayın yani doluyum yani. Gerçekten doluyum. Ülkemde olup biteni dışarıdan gördüğüm zaman bir de yaşadığım ülkeye bakıyorum. Ben Avrupa'nın her ülkesini gezdim. Hemen hemen. Suudi Arabistan'dan tut, İran'dan, Irak'tan, işte Asya ülkelerinden Avrupa'nın komplesini gezdim. İnanır mısın? İnsanın ciğeri yanıyor. Ciğerimiz yanıyor yani bizim. Yoksa benim hiç kimsem yok. Şeyde öyle fazla akrabalarım var. Çoluğum çocuğum burada. Emekli olmuşum. Almanya'da benim maaşım bana yetiyor. Derdim ne yani? Derdim ne? Ama duramıyoruz. O ülkeyi sevdiğimiz için, o ülkenin toprağında yetiştiğimiz için, o ülkenin suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz için, o ülkeyi sevdiğimiz için, o ülkenin insanlarını sevdiğimiz için duramıyoruz. Yürek durdurmuyor. Evet Yakup abi. Şimdi gerek Ponçin gerekse Yakup abi senin anlattıklarında gerçekten dikkatle de dinledim. Yani hayır şurası şöyle değil, burası böyle diyebileceğim pek bir nokta yok. Gerçekten haklısınız. Hani taktiksel olarak da söylemiyorum. Gerçekten söylediklerinizi objektif olarak dinlerken hak vermemek elde değil. Bir kere önce onu koyayım. Sadece ben bunların üzerine bir artı yerleştireceğim. Yani söylediklerinize muhalif olmak değil de sadece bir iki. Şimdi ben Kur'an'ı çok seviyorum. Şimdi Ponçik bir şey söyledi. Dedi ki hiç ortada olmayan, görünmeyen birine İşte hamdla başlayıp yine görünmeyen cinlerle bitiren şeklinde söyledi. Şimdi başlangıcı Elhamdülillahi Rabbil Alemin biliyoruz. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Şimdi başlangıç çok enteresan. Alemlerin Rabbi diyor. Yani Rabbil Müslimin demiyor. Müslümanların Rabbi demez. Hristiyanların Rabbi demez, Sünnilerin Rabbi demez, Alevilerin Rabbi demez, alemlerin Rabbi der. Yani başlangıcı aslında Fatiha giriş demektir zaten. Girişi bütün evreni kucaklayarak aslında yapıyor. Bitişi de cinle değil insanla bitiriyor. Nas, ben Nas'la bitiriyor. Yani zarar verici şeyler. Zannetmeyin ki sadece cinlerden olur, insanlardan da olur şeklinde bitiriyor.
Bence burada çok güzel bir mesaj var aslında başlangıç ve bitiş noktasında. Sadece buna biraz muhalif oldum Ponçik'in söylediğiyle alakalı. Onun dışında gerçekten doğru. Çünkü bir kere temelde din olgusu çok güzel kullanılabilecek bir malzeme. Burada hemfikiriz. Yani buna katılmamak elde değil. Neden din çok güzel kullanılabilir? Çünkü bir insanı normalde işte ölümüne durup dururken savaştırmak mümkün değil. Siz bunu nasıl savaşa yollarsınız? İşte bak cennet var, işte efendim Allah'ın hoşnutluğu var, işte bak sana şöyle mükafatlar var, efendim sen kahramansın şeklinde bir takım argümanlarla siz bunu canla başla harbe yollayabilirsiniz. Yani artı şimdi din olgusu bir kere nedir? Şimdi önce daha öncesine gelelim. Tanrı olgusu. Şimdi inançsız insanlar var, inançlı insanlar var. Tanrı konusu biraz daha farklı bir mevzu. Şimdi tabii ki Tanrı acaba kişiselleştirilmiş bir Tanrı mıdır? Veya işte ne bileyim bilim kanunları mıdır, evren midir? Bunların hepsi tartışılır, ayrı bir mevzu. Ama eğer ki Tanrı mesela insanlarla bir şekilde diyaloğa girmek istemişse, tabii ki temsilci olarak yine insanlardan birini seçip birbirleriyle irtibatlaşmalarının ve kopyalaşmalarının olanaksız olduğu zaman ve mekanlarda hep aynı davayı, aynı şeyi söyleyen, elçileri gönderip uyarıp müjdeleyen, yani aslında onların vazifesi iyiliği emretmek, kötülüklerin de zararını söylemekten ibaret. İnanan için tabii söylüyorum bunu. Basit bir misyon aslında. Mesela bir toplum bozuluyor. Bunu uyarmak için işte bir uyarıcı gönderiliyor. Yanına da bir kitap veriliyor. Kur'an'a göre her kavme bir peygamber gönderdiği söyleniyor. Şimdi çıkışı bir Müslüman için tabii ki biraz iyi niyetli gibi gözüküyor. Fakat sonrasında ise maalesef insanın bu yapısında var. Yani vahşet insanın biraz da yapısında var. Sanat tartışmasında bile yani şahit olduğum davalardan bilirim. Birbirlerini öldüren insanlar var. Şimdi din uğruna tabii ki şimdi dünya savaş tarihine biz baktığımızda aslında çok farklı bir tablo görüyoruz. Din savaşlarında ölenlerin oranı %20'yi geçmez aslında. Yani tabii ki dinde önemli bir etken, bunu kabul etmek lazım. Ama diğer etkenler de çok fazla. Artı tarihte en büyük katliamları tabii ki mesela bir ateistin yaptığı ateizmi ölçüt değildir. Tıpkı bir Müslümanın yaptığının İslam'ı ölçüt olmadığı gibi. İslam'ın ölçütü Kur'an'dır. Müslüman değildir. Tabii iki farklı bakış açısı burada söz konusu olabilir. Hani Ponçik dedi ya sonucuna bakmak lazım, pragmatizm şeklinde. Ben o görüşte çok değilim. Çünkü uygulayıcı, uygulanan şeyin ölçütü değildir. Yanlış uygulayabilir. Mesela şimdi bir Mao ya da işte Pol Pot milyonlarca insanı Türk'ü katletti diye bunun suçu ateizm mi? Hayır. Bunlar dinsizlik uğruna mı savaşmışlar? Yani dinsizliği yaymak için mi savaşmışlar? Yok. Ama bir noktadan bakınca da bunların bir dini yok. Yani din savaşlarında ölenlerin kat be katını öldürenler yine sonuçta dinsizler de olabiliyor. Demek ki illa dine gerek yok vahşet için. En azından bu argümanı biraz ortaya koyuyor. Şimdi bu şekilde dini de kullanmak için ne yapmak gerekiyor? Dini en masum haliyle yani doğru kabul edersek benim açımdan diyelim bozmak gerekiyor, tahrif etmek gerekiyor. Şimdi bugün Müslümanlar zannediyorlar ki İslamiyet tahrif edilmemiştir. İslamiyet işte hak dindir filan. Ya hepsi hak din zaten. Bir inanana, Müslümana göre Hristiyanlık da hak dindir. Bir kere İslam'da, Kur'an'da
Bir kere mezhep ayrımı yoktur. Bırakın onu, daha mezheplerin içinde bilmem fırkalar, cemaatler, şunlar, bunlar 500 bin çeşit şey olmuş. Hepsi de birbirini kafir ilan etmekteler. Bir kere bu böyle bir ayrım söz konusu değil. Alemlerin Rabbi diye başlayan bir kitabı okuyacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki bir tek işte şucular kurtulur, bucular kurtulur, işte bir tek benim şeyhime tabi olanlar kurtulur şeklinde bir takım argümanlara sapacaksınız. Şimdi bir dini en iyi tarif etmenin yöntemleri nelerdir? Uydurursunuz. Mesela otorite alimler yetiştirirsiniz. Ne bileyim, onları inkar edenin kafir ilan edildiği kadar otoriteler. Veya ne bileyim, hadis kitapları uydurursunuz, şeyler uydurursunuz. Yani bugün elimizde tuttuğumuz işte Sahih-i Buhari bile aslında 1896 tarihinde yazılan, öncesi olmayan, yani ilk baskısı Mısır'da 1896 yılında yazılan bir kitap. Ki bu Yununi'ye ithaf edilir. Yununi de güya işte 13. yüzyılda yaşamışmış, yani iddianın iddiasına göre, ki Yununi'nin de eseri yok. 13. yüzyılda yaşayan, ortada olmayan Yununi'nin eserine göre de işte Firebri Buhari'nin talebesi yazmışmış. Ki Buhari bile zaten 250 yıl sonra yaşamış. Kaldı ki şimdi tarihi bilgi ve belge kayıtlarına baktığımızda aslında Muhammed'in dahi hani yaşayıp yaşamadığına dair net, yani nasıl diyeyim, elle tutulur. Sadece bir Osman dönemine ait bir Kur'an bulundu. Onu ben Mısır'daki bir hocam sağ olsun davet ettiydi. Orada inceleme, tetkik etme şansı buldum. Karbon testi falan yapılmış. Onun dışında ben pek bir şeye rastlayamadım bu eser dışında. Ki orada gördüğüm şuydu benim. Herekeler, yani noktalama işaretleri diyeyim açıkçası. Onlar yoktu. Bir de bir yerde sin yerine sat yazılmış, altına da sin olacak diye notu koy. Neyse, onlar ayrı bir konu da. Şimdi tabii Kur'an'ı da tarif etmek mümkün. Nasıl tarif etmek mümkün? İşte çevirileriyle tarif edersiniz, birçok şeyle tarif edersiniz. Bugün ben bir çeviri tartışmasına girdiğimde hemen işte o sen kendi kafana göre bir din yaratıyorsun da, Kur'an'ı eğip büküyorsun da, yok kıvırtıyorsun da, oryantal yapıyorsun falan. Hayır. Şimdi benim metodum şu abi. Ne görüyorsam onu çevirmek. Yani işte tefsire, işte araba, yalaba, efendim alime, mollaya, şuna buna göre değil. Siyere, rivayete göre değil. Yani orada metne göre yorum yapmak. Bundan ibaret. Şimdi tabii ki bu din, yani kişilerin dini olur. Yani devletlerin dini olmaz. Tüzel şahısların dini olmaz. Bir şirketin dini olabilir mi? Ya şirket kişi değil ki dini olsun. Yani bir devletin de dini olmaz. Şimdi İslam'da temel prensip benim görüşüme göre demokrasidir. Bir kere o konuda Yakup abiye de dört dörtlük katılıyorum. Ben laiklikten yanayım zaten. Şimdi Atatürk'ü ben kendi tarafıma çekip Müslüman yapmıyorum. Ya da işte benim safımda almıyorum. Ben onun safındayım. Yani haşa, ne haddimize. Şimdi çok güzel yapmış. Neler yapmış mesela? Uydurulan dini kaldırmış aslında. Tekkeleri, zaviyeleri falan kapatmış. İslam'da seçimle iş başına gelmek vardır. Dinle devlet işlerini ayırmış birbirinden. Bunları yapmış mesela. Şimdi bir kere din zaten kullanımı elverişli. Siz bir de bunu getiriyorsunuz, devlete uyguluyorsunuz. Bir de İslam, işte diyelim şeriatı getireceğiz mesela. Hangi İslam, hangi Kur'an, hangi şeriat? Yani bugün mesela en ufak konularda bile bir tartışma oluyor. Şimdi Yakup abi dedi mesela, ben kafası örtülü birini hani şey yapmam diye, almam diye mesela, kabul etmem diye. Şimdi zaten mesela biz bunun tartışmasını da çok yapıyoruz. Fazla da öyle sivrilmek de istemiyorum ama benim bu kişisel görüşümdür. Zaten İslamiyet aslında başörtüsü bir Arap geleneğidir.
Nasip oldu biz Ümre'ye de hacca da gittik. Orada şunu gördüm, erkekler de başlarını örtüyor. Yani sarık marık falan değil, yani bildiğiniz başörtüsü örtüyorlar. Erkekler bile tülbent örtüyorlar başlarına. Çünkü niye? Orada işte çöl Sıcak sıcağı, kum şeyleri vesaire, onların aslında milli kıyafetleri. Kur'an'ı açıp baktığımızda, Nur suresine baktığımızda mesela orada ciddi tahrifatlar var. İşte Diyanet'in çevirilerinde de ciddi tahrifatlar var. Orada önce zaten Nur suresi 30'da işte erkeklerin tesettürüyle başlar. Gözlerini haramdan korumaları gerektiğiyle. Yani sen ne kadar bir bayan ne şekilde giyinirse giyinsin kardeşim sen yani sen kendine hakim ol. Sonrasında bayanları da aynı şekilde. Buyurun. Murat Bey, Buyurun. şimdi ben biraz müdahale etmek istiyorum. Konunun Buyurun. dışında konuşuyoruz şu an. Benim duymak istediğim gerek Yakup abi gerek Ponçik'ten İslam'ın gerçekten topluma faydalı olarak neler yaptığı. Bunun üzerinde de ben ayetleri insanlarımızın önüne sermek istiyorum. Çünkü Tabii. yorum yapıldığı zaman bu iş değişiyor. Çünkü siz kendi kafanızdaki İslam'ı insanlara anlatabilirsiniz. Ama başkası zaten sizin gibi düşünmüyor. Zaten Müslümanların böyle çeşit çeşit olmasının nedenlerinden biri de bu. Herkes aynı pencereden bakamıyor. Herkes bir farklı yorumluyor. Dolayısıyla zaten yıllardır İslam coğrafyası birbirini kesiyor zaten. Herkes kendi düşüncesinin doğru olduğunu söylüyor. Az önce siz dediniz ya, işte devletin dini olmamalı. İşte şunlar olmamalı. Bakınız ben ayetten giderim. Hem de biraz ayetler üzerinden de konuşmuş olalım. Bakınız ne diyor Nisa suresinin 59. ayetinde. Çok gözükmüyor ama biliyorum bunu. Biraz büyütürseniz izleyiciler görürler. Yok görüyorlar. Siz herhalde mobil Ha, telefondan baktığınız için ben de öyle. güzel. Ha, olabilir, olabilir. Bakınız ne diyor? Görüyorlarsa sıkıntı yok. Bakınız ne diyor? Bakın. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Burada anladık. Burası tamam güzel. Peygamber'e itaat edin. Peygamber'e de itaat edeceğiz. Allah'la Muhammed'e itaat edeceğiz. Sonra buradaki kritik olan konu ne diyor? Sizden olan ulul emre de itaat edin. Şu an yani Erdoğan'a itaat etmek gerekiyor. Bu adam dini sana dayatıyorsa buna karşı gelemezsin. Yani halifelik gibi bir mecra da söz konusu burada. Bu adama itaat etmek gerekiyor. Dolayısıyla devlet yöneten yani sizi yöneten insanlara itaat etmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle durumdayken devletin dini olmaması lazım dediğiniz zaman yani Kur'an'a da ters düşüyorsunuz. Zaten din, İslam dini bir siyasallaşma şeyi dini. Yani insanlığı yönetiyor, devleti yönetebiliyor. Zaten İslam ülkeleri hep böyle, hep başında bir kral olur. Herkes ona itaat eder. Anlatabiliyor muyum? Bu çerçevede konuşursak bakın ayette verdim. Yani anlattıkları şeye düşüyor. Şimdi yarım saat 45 dakika oldu konuştuk. Genelde bizim konuştuğumuz siyasal İslam. Yakup abi de şeyde oradan girdi. Ponçik'te siyasal İslam'ı şu an konuşuyoruz. Ben istiyorum ki Kur'an'dan konuşalım. Yani Kur'an'a baktığımızda insanlığa faydalı neler görebiliriz? Buyurun. Peki. Şimdi burada ulul emir dediğiniz zaman emir kendisinde olan yönetici kastediliyor. Şimdi zaten biz mesela bir yönetici seçtiğimiz zaman ki seçmeliyiz aramızda çünkü bir topluluğuz. Bir yöneticisi bir apartmana bile bir yönetici seçilir. Şimdi yöneticiye talimatları yerine gelmeyecekse bunun yönetici olmasının bir anlamı yok. Karmaşa ve kaos doğar. Orada söylediği Allah'ın Resulü de zaten devletin yöneticisi pozisyonundadır. Yöneticilere uyun, itaat edin derken köle olun diye bir şey yok. Yani onların talimatlarını yerine getirin tarzında zaten orada açık bir ifade var. Tabii ki talimatını yerine getireceğiz ama burada demiyor ki devleti dinle yönetin. Şimdi Kur'an'a göre o zaman tartışalım. Kur'an'a göre Müslüman nedir o zaman? Yani uygulamaya göre Müslüman değil de o zaman sizin dediğinize göre Kur'an'a göre Müslüman nedir? Açalım Muminin suresini mesela. Orada biraz şeyi tarif ediyor. Müslüman'ı, inananı tarif ediyor. Orada. Mesela müminler kurtuluşa ermişler.
Tamam. Şey, Açalım. saptamak, Bakın. müsaade ederseniz bir şey saptayım da. Şimdi avukat bey dedi ki aslında İslam, yani peygamber döneminde, İslam'ın ilk döneminde, erken döneminde ayrılık gayrılık yoktu, mezhep mi vardı o zaman dedi. Mezhepçiler işte Buhari bilmem 200 yıl sonra falan dedi. İslam'ın ilk dönemlerinde bile mezhepçilik var arkadaşlar. Yani o dönemde cebriyeciler ve mutezileciler var. Bunlar yani mesela peygamberin şeyleri var, bu konuşmalarında mesela şeyler var diyor, kaderciliği anlatan ayetler var. Onlar geldiğinde ashabı şey yapıyor, arkadaşları itiraz ediyorlar. Ya diyorlar, böyle olduğu zaman biz niye uğraşıyoruz o zaman ki? Yani Allah her şeyi belirlemiş ise, kaderimizde yazmış ise, öleceğimizi de biliyor, ne yapacağımızı da biliyorsa bizim ne uğraşmaya gereğimiz var deyince peygamber orada müdahale ediyor bu sefer. İşte herkes yapması gerekeni yapar diyor. O dönemden vardır yani mezhepçilik, o dönemden ikiye ayrılıyor zaten. Daha sonra Ehl-i Sünnet dediğimiz işte bu orta, oradan da biraz Cebriyecilerden, biraz Mutezile mezhebinden alan ve aynı zamanda da insan iradesini birazcık kullanıyor, insan iradesini kullanır diye bir de büyük bir kütle var. Ta peygamber döneminden beri var bu. Yani sizin dediğiniz, Avukat Bey'in dediği bu, şimdi Sünni, Alevi, işte o Şia mezhebi, Şia mezhebinin içerisindeki ayrı tarikatlar ve mezhepler. Mesela bizim bildiğimiz dört mezhep, o dört mezhebin içerisindeki ayrılıklar falan, bunlar sonradan. Ama genelde Kur'an'ın kendisinde ayrılık var zaten. Örneğin baktığımız zaman bu Mütezile inancına baktığımız zaman onlara göre ayetler var. Yani insan Allah'ı yaratmıştır diyor ve serbest bırakmıştır. Herkes kendi eliyle yapar diyor, değil mi? Her şeyi kendisi yapar. Ondan sonra diyor, teraziye koyacağız öbür tarafta. Ama diğer tarafta yine ayetler var. Burada da diyor ki, o ayetlerde de diyor ki, siz isteseniz de diyor yönelemezsiniz. Allah isteyecek. Allah istemezse siz iman edemezsiniz. İyi iş yapamazsınız. Yeryüzünde ve başınıza gelen ne varsa hepsi Allah'ın takdiri ve Allah'ın emriyle olur diyor. Şimdi buradan zaten ayrılık başlıyor. Kur'an kendisi ayırıyor. Bir, ikincisi şöyle bir ayrımı var. İnananlar ve inanmayanlar ayrımı var. Başta. Yani bu ayetlere inananlar var, inanmayanlar var, kafirler. İnanmayanlar kafirler. Peygamber biliyorsunuz Tebük seferine çıktığında bir kısım arkadaşları kabul etmiyor. Bütün savaşlarda bulunmuş, bütün seferlerde bulunmuş. En yakın arkadaşları Tebük seferine biz gitmeyiz. Bizans'la baş edemeyiz deyince onlar kafir ilan ediliyor. Münafık ilan ediliyor. Aniden. İşte size mezhep, işte size ayrılık. Evet İbrahim, şimdi ayetlere göre konuşabiliriz yani. Ya şey olsun yani, ayetler üzerine tartışırsak insanlarımız da görsün, çünkü ayetleri kendimiz yorumlamayalım, açalım bakalım oradan okuyarak, insanlar Şimdi bir de şunu görerek de belirteyim tartışırsak. İbrahim, müsaade, şunu belirteyim. Avukat dedi ki, Avukat Bey, işte alemlerin Rabbi diye başlıyor dedi. Burada dedi şeydir, yoruma açıktır dedi. Diğer kısımlar işte, insanlar yorumluyorlar. Bu anayasa maddesi değildir Sayın Avukatım. Bakın, bir kanun metni de değildir. Bu Marx'ın ortaya attığı komünist sistem de değil ki Mao ayrı bir yerde kendi ülkesine göre uygulasın veya Lenin Rusya'ya göre uygulasın veya bir başkası başka ülkede kendine göre Marksizm uygulasın. Bu Marksizm de değildir. Bu başka bir şey değildir. Bu Tanrı şeyi diyoruz, vahiy diyoruz, vahiy, değil mi? Tanrı sözü diyoruz. Bunun yorumlaması olmaz. Hiç kimse yorumlamaya hakkı yok mu? Tanrı ne Abi. demiş de, ne demişse bugün Tevrat gibi, bakın Tevrat gibi, Tevrat'ta ne yazıyorsa Yunan da aynısını anlıyor, Rus da aynısını anlıyor, Amerikalı da aynısını anlıyor. Mesela o çıkış bölümünde bir ayet okuduğu zaman bütün Hristiyanlar aynı ayeti aynı şekilde anlıyorlar. Ama Kur'an'a geldiği zaman bir ayeti ne kadar Müslüman varsa hepsi ayrı ayrı yorum yapıyor. Tanrı sözü yoruma açık olur mu? Mümkün değil. Tanrı sözü ki kainatı yaratmış diyoruz. Şimdi ben Kur'an'ın Tanrı kelamı olduğuna inansam ve aynı zamanda da bu kainatın Kur'an'ın Tanrısı tarafından yaratıldığına inansam, burada yorum yapamam. Kur'an'ın hiçbir ayetine yorum yapamam. Kadını döv diyorsa döverim.
Zinayı edeni taşla diyorsa taşlarım. Hırsızın elini kes diyorsa keserim. Yani Tanrı'nın hükmünde yorum olmaz. Zaten Kur'an'da da öyle diyor. Allah'ın hükmüyle, yani Allah Kur'an'ın ayetleriyle, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyor. Bunu yorumlayamazsın. Mümkün değil. Evet. Ben de biraz söz hakkı alabilir miyim? Sadece ikiniz tartışıyor oldunuz. Ponçik. Bir yalnız Yakup abi bir şey söyledi de bir iki küçük bir cevap veriyor. Murat Bey, ondan önce bir şey hemen varsa. Bir ayet okuyayım, siz devam edin. Şu ekrandaki ayete bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bak. Ayeti sonra mı okusan? Çünkü cevap kaynayacak. Yok, cevapla alakalı. Bakınız ne diyor? Siz Allah'a dini mi öğretiyorsunuz? Görüyor musunuz? Oysa Allah göklerden ve yerdeki her şeyi bilir. Yani Allah'ın dinini siz değiştiremezsiniz, şirk koşarsınız. Buyurun. Tamam, güzel. Şimdi yoruma gelince, şimdi Kur'an-ı Kerim sadece mollaya, araba, şuna buna madem iddia bu, hitap etmez. Herkese tek tek hitap eder. Herkesin onda ayrı bir hissesi ve yorum hakkı vardır. Her insana madem inmiştir, her insan açar onu, kendince bir yorumlar. Zaten yorum demek, mesela ben Yakup abi bir şey söylüyor, ben onu yorumluyorum. Beyin zaten yorumlama yöntemiyle çalışır. Yani yorum en doğal insani bir haktır zaten. Şimdi bir kere sözü farklı anlamak ya da anlamamak ya da yanlış anlamakla sözün açıklığı da farklı kavramlar. Bir söz söylersiniz çok açıktır ama muhataplar onu anlamayabilir, anlama kapasitesine veya şekline göre ya da bakış açısına göre farklı algılayabilirler. Sözün açıklığı sözü söyleyenle alakalıdır. Ama yorumsa muhataplarla alakalı bir problemdir. Dolayısıyla da Fransızca'da çok güzel bir söz var. Epontanel, etetanel diye. Ne kadar kafa o kadar ses. Şimdi fikir ayrılıkları sadece dinle alakalı değil. Bugün ateizmde bile. Yani bir insan Allah'a inanmıyordur, Tanrı'ya inanmıyordur. Onun bile birçok çeşitleri var. Yani ne bileyim, sonuçta bu ayrılık düşüncesi, yani fikir ayrılıkları kişilere bağımlı olarak değişen hususlar zaten. Şimdi dolayısıyla biz Allah'ın tabii ki dinini değiştirmiyoruz. Mesela döv derse döveceğim ama ben orada dövü görmüyorum ki, döv yazmıyor ki orada. Orada çıkar diyorum ben. Bu bana göre, benim çevirim bu. Bu bir çeviri tartışması. Yani biz yorum tartışması da değil. Bir çeviri tartışmasıdır. Dolayısıyla da ben burada açıkçası, yani herkesin bir fikri var. Benim fikrim bu. Saygı duyuyorum. Tabii ki Akup abinin, İbrahim Bey'in, Ponçik'in de sözlerine saygı duyuyorum. Ama burada yorumla alakalı bu. Şimdi mesela bana göre Kur'an-ı Kerim'de başörtmek yoktur mesela. Ama bunu ben yorum yaparak demiyorum ki. Ben orada bir metin var, o metni çeviriyorum. Bakıyorum o çevirisinde ben bunu görmüyorum. Ama adam bir sürü hadis getiriyor, yok bilmem ne getiriyor, rivayet getiriyor, yorumluyor. Asıl buna ben karşıyım. Mesela Kur'an-ı Kerim kaç sayfa? 600 sayfa. Adam bir tefsir yazmış, 3000 sayfa. Ya kardeşim, madem Tanrı sözü bu kadar açıklamana ihtiyacı mı var? O konuda bakın katılıyorum. Mesela ben acizane yazıyorum diyelim. 600 sayfa tutacaksa benimki tam tersini 500 sayfa tutacak yani. Ben bir şey katmıyorum ki. Ne görüyorsam. Benim alakası yok Sayın Avukatım, kusura bakmayın. Bir ayet söyleyeyim, bir şey söyleyeyim, bir örnek vereyim sadece. Evet. İbrahim ayeti de açarsan daha iyi olur. Nahl suresi 105. ayeti bir açar mısın? Tamam. Bakınız şimdi Avukat Bey, ne diyor? Ayetlere inanmayanlar, Kur'an'a inanmayan, diyelim ki Kur'an'a, Tevrat'a, İncil'e inanmıyorum ben. Yani Tanrı kelamı olmadığına inanmıyorum. Ve ben gezdiğim yerlerde benim gibi inanmayan bir yeni insan gördüm. Yani Kur'an'a inanmayan, Kur'an'ın Allah'ına inanmayan, Tevrat'ın Allah'ına inanmayan bir yeni insan gördüm. Ama gerçekten yalan söylemeyen, kendi geçiminin derdine düşmüş, İnsanlara iyilikten başka hiçbir şey yapmayan insanlarla tanıştım. Şimdi Kur'an ayetinde diyor ki ayetlerimize inanmayanlar yalancıların ve iftiracıların tekidir. Peki buna nasıl yorum yapacağız? Buna yorum yapmıyor mu? Siz yapalım, kendiniz dışında yapalım. Bakın şimdi, hayır yapamazsınız çünkü niye? Niye yapamazsınız?
Siz diyelim ki bu kitaba iman ediyorsunuz, ben etmiyorum. Siz beni yalancı ve iftiracı olarak görmek zorundasınız. Eğer görmüyorsanız, benimle dost oluyorsanız, siz o zaman Kur'an'ın Müslümanı değilsiniz. Kendinize göre yorumluyorsunuz, başka bir Müslümansınız. Örneğin, abi, başka bir örnek. Algı farkı. Bir saniye. Algı farkı değil, yazılısı bu. Yazılışı bu. İbrahim, Tövbe Suresi 29. ayeti açar mısın? Abi oraya geçmeden abi, o ayetin üzerinde bir şey söyleyeyim. Aynısı, tamam, hemen hemen aynısı. Tamam. Veya Tahrim Suresi 9, hangisini açarsan ikisi de hemen hemen aynı sayılır zaten. Tevbe Suresi 29 aç, bir zahmet. Evet, şimdi burada ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Sözü avukat beye veya Ponçuk beye bırakalım. Ponçuk'a bırakalım. Bakın diyor ki Tahrim suresinde de keza öyledir İbrahim. Onu da aşk bir zahmet. İkisini beraber değerlendirelim. Veya Ahzab suresi 75 veya Tahrim 9. İkisi de aynı zaten. Kelimesi kelimesine aynı. Bu da başka bir açmaz yani. Kur'an'ın başka bir açmazı. Aynı ayet başka yerlerde de geçiyor. Cevaplayacağım da Ponçuk hiç konuşmadı. Bir saniye. Evet. Evet. Şimdi Tevbe suresi 29'unda diyor ki kendilerine kitap verildiği halde bu dine inanmayanlar, yani İslam dinine inanmayanlar. Allah'ın haram saydığı ve peygamberin haram saydığını haram saymayanlar. Şimdi İslam dinine göre domuzu haram saymış. Mesela bir başka insan diyor ki haram değil kardeşim, ne haram? Allah yaratmaydı, ben yiyorum diyor. Yiyor. Bunlarla diyor savaş. Bunlarla savaş. Bunlar diyor sana haraç verene kadar, cizye haraç demektir. Haraç verene kadar bunlarla savaş diyor. İslam'da şu vardır yalnız arkadaşlar, şunu ayrımını yapmak lazım. Kitap ehli dediği kesimi ayrı tutar Kur'an. Yani Yahudiler, Hristiyanlar, Sahabiler falan ayrı tutar. Onlarla savaşır, onları boyunduru altına alır. Kendi yönetim altında onlara yaşama hakkı verir ama onlar haraç vermek zorunda. Ama inkarcılara, ateistler, deistler, yani Kur'an'a inkar edenlere, bir de kitabı olmayanlara kesinlikle ölümdür. Yani ya Müslüman olacaktır ya katledilecektir. Bu Tevbe suresi 5'te, işte diğer ayetlerde hepsi mevcuttur. Onları da tek tek konuşuruz. Bu şeyden sonra Tevbe suresi 9'u abi, beni o hiç konuşturmuyorsun. Ponçi'ye söz verelim abi. Hep vallahi biz ya en sonunda o bir tane Libyalı vardı. Fıttırmıştı. Arkadaşlar. Ponçi nasıl sabretti bu kadar ya, hayret. Ponçi. Her şeye cevap vereceğim ama. Yok olur mu? Söz senin ya. Buyur. Ponçi. Arkadaşlar. Her şeye cevap vereceğim. Sağ olun. Konuştusu bu ama konuşma sen söyle. Tamam. Onu senin konun esas. Sen konuş. Ya konuyu ben güzel belirlediğimizi düşünüyorum ama çok dışına çok çıkıyoruz. Çok dışına yani çıkıyoruz. Evet. Şimdi bak, mesela İslam dünyası neden bu halde? Yani konuyu başka bir açıdan bu şekilde de yorumlayabiliriz. Sabır yani. Ve şükrü emreder durmadan, sabret, başına gelene sabret. Yani hiç kendi durumunu düzeltmek için bir şey yapma. Şükret, gelen nimetlere daha fazlasını isteme. Hani aza kanaat et, tamah etme vesaire. Bütün bunlar aslında Müslümanların hiç çalışmamasını ve aslında bir şeyleri düzeltmeye hiç uğraşmamasına sebep olan şeylerdir. Mesela en basit örnek, Kabe'de vinç devrildi. Adamlar devrilsin diye her şeyi yapmış, yani bakımını yapmamış, fazla yük yüklemiş, ne gerekiyorsa yapmış. Ondan sonra açıklama, 40 kişi mi ne öldü, açıklama yapıyorlar. İşte Allah'ın takdiri, hani buna bir şey diyemeyiz.
böyle bir Allah'ın takdiri, kader inancı, sabır, şükür, tevekkül, bunların hepsi neticede dünya hayatını rezil rüsva eden şeyler. İslam'ın getirdiği temel aslında inanç esasları bunlar. Bazı sizin dediğiniz şeylere birkaç cevap vermek istiyorum. Yorum dediniz, hatta Fransızca bir söz örnek verdiniz. Herkes hani kendine göre yorumlayabilir. İşte Murat Beyciğim, hani ben en başta söyledim ya, Müslümanlar kıtır kıtır ta İslam'ın ilk yıllarından beri birbirini, bakın şey dediniz, %20'dir. Doğrudur. Dünya genelinde %20'dir birbirini öldüren din savaşları yüzünden, ama İslam dünyası için bu geçerli değil bakın. İslam dünyasında yapılan bütün savaşlar hep din adına yapılmıştır. Kafir bile saldırsa din adına ona karşılık vermişlerdir. Evet, bakın bunu inkar edemeyeceğim. İnanç neye inanırsan inan sana bir destektir. Ve başarılı olman da bir ölçüdür, bir etkidir. Ona inanıyorum. Neye inanırsan inan ama istersen şeytana tap. Bu ayrı bir şey. İslam dünyasında işte bu yorumlar yüzünden, yani sizin hani o Fransızca verdiğiniz örnek var ya, ne kadar kafa o kadar ses. Herkes farklı düşündüğü için kıtır kıtır birbirini kesmişler. Ya Hallacı Mansur'u bilirsiniz, onun gibi niceleri, yani adamlar hiçbir şeye tahammülü yoktur. İslam'da Kur'an'ın bizzat kendisi herkesi ötekileştirir. Yani bir şeye sokmak ister, tam bir robot gibi, tam tabirini bulamadım, tornadan geçmiş gibi herkesi belli bir şeye sokmak ister. Onun azıcık dışına çıkmaya çalışan herkesi ötekileştirmektir. İslam'ın bizzat kitabı bunu yapar ve bütün Müslümanlar da bunu yapar. Zaten o yüzden mesela biz hiçbir zaman hep birlik olmayı hayal ediyoruz, ümit ediyoruz, istediğimizi söylüyoruz ama en ufak bir şeyde, bir görüş ayrılığında hemen birbirimiz, bakın Geek TV'nin içerisinden çıkıp da işte ona düşman olanlar bile buna bir örnektir. İslam'da bunun 1000 katı vardır. Bizim İslam toplumunun böyle olmasının sebebi Kur'an'ın bizzat kendisidir. Demek istediklerim anlaşıldı mı? Yani diyorum ki inanç esasları ve Kur'an'ın söylediği her şey zaten İslam dünyasının bu halde olmasına ve hiç bu halden çıkmasına da imkan olmamasına bizzat sebeptir. Seçim dediniz, İslam'da seçim meçim diye bir şey, oligarşik bir seçim yapmışlar. Yani orada oy verme hakkı olan 3-5 kişi hiçbir zaman seçen, sanki cumhuriyet varmış gibi bir şey yaptınız, öyle bir şey yok, siz de biliyorsunuz. Bu arada mesela bugün bana birisi anlattı, bir ahbabım, Uygur Türkleri ve Çin ilişkisi hani. Adamlar hep isyan yapıyorlarmış da onun için bir şekilde şey görüyorlarmış. Tabii ki ben onun yalancısıyım, doğrusunu bilemem ama hani biz Müslümanız diye hep onları kafir görüp onlarla mücadele etme şeyi yüzünden, biz bunlara boyun eğmeyeceğiz şeyi yüzünden gene zulüm görüyorlarsa da o yüzden görüyorlarmış. Yani İslam zulüm görmeye de sebep, dini inançlar. Suçlu taraf karşı taraf mıdır? Tamam, olabilir, doğrudur. Ama sen bunlara inandığın için sen onunla zıtlaşıyorsun yani. Neticede de o da senin hak ettiğini düşünüyor. Sorgusuz sualsiz ulul emre itaat vardır. Allah'a itaat, peygambere itaat, ulul emre itaat beraber geçer. Öyle basit bir itaatten bahsetmiyor. Sorgusuz sualsiz bir itaatten bahsediyor. İslam'da namaz kılmak vardır. Günde 5 defa, o zaten 1 saat derler ama bizimkiler yaklaşık bir Arap'ın mesela bir 4 saatini falan alır, işte de abdest alır, ezan okunur. O saatlerde çalışma, iş falan yok yani. Gider, bin bir yılın şeyi var, sünneti, şusu, busu, günlük 4-5 saatini, belki 4 saatini falan veriyordur ona. Alışveriş merkezini bile kapatıyormuş adamlar. Çünkü güvenlikçiler bile hep gitmek zorundaymış şeye. İçeri girdiysen çıkamıyormuşsun, çıktıysan giremiyormuşsun. Öyle bir enteresan bir şeyleri var.
namazla gününün zaten büyük bir bölümünü bununla geçiriyor. Tamam, bir meditasyondur dediniz, hani hem bir spordur dediniz, doğrudur, olabilir, ama bu kadar aşırı şekilde insanın günlük hayatını etkileyen bir şekilde olmaması gerekirdi. Oruç tutan insanları hepimiz biliriz, nasıl sinirlidirler, nasıl hiçbir iş yapamazlar, yaptıkları işi düzgün yapamazlar. Çünkü açlık insanı şeye sokar, strese ve şekerin düşmesi sebebiyle beyninin iyi çalışmamasına sebep olur vesaire. Ya getirdiği her şey, işte kara taşı öpmek, yalamaktan tutun da, yani hiçbir ben fayda sağlayacak, günlük hayatta fayda sağlayacak veyahut da insanların, o toplumun, ona inanan toplumun herhangi bir şekilde herhangi bir gelişme kat etmesine sebep olacak bir şeyini göremedim. Geçmişte Müslümanlar içerisinden, İslam toplumları içerisinden bilim adamları vesaire çıkmış mı? Çıkmış. Peki bunlar İslam sayesinde mi, çok dindar oldukları sayesinde mi olmuşlar? Yok. Bunlar birçoğuna bakarsanız aslında çok inançlı insanlar bile olmadıklarını, hatta kafirlikle suçlandıklarını vesaire görürsünüz. Bilhassa felsefeci, tasavvufçu vesaire olanların. Yani avukat bey, özetle şunu söyleyeceğim, yok İslam'ın bir faydası yok, getirdiği bir yenilik de yok, güzel bir şey de yok. Evet. Peki. Şimdi teşekkür ederim değerli yorumların için Ponçik. Tabii ki söylediklerinde çok kısmi katıldığım noktalar var. Şimdi namaz bu kadar olmamalı derken, benim görüşüme göre de zaten namaz 5 vakit değil, Kur'an'a göre 2 vakit, hatta 3 vakit derler. Ben 2 vakit olduğunu savunuyorum. Ayrı bir konu tabii. Ama Kur'an'da ben bütünsel olarak Kur'an'a baktığımda Kur'an-ı Kerim'de bir kere mürtedin öldürülmesi, kafirin öldürülmesi. Şimdi savaş koşulları, meşru müdafaa, benim görüşüm bu, meşru müdafaa zeminli savaş koşulları ve adaletin tesisi dışında adam öldürmek yasaktır. İster mümin olsun, ister kafir olsun, ne şekilde tabir edilirse edilsin, ki ben kafir kelimesini de zaten çok tercih ettiğim bir kelime değil. Tam tersine Kur'an'da şöyle bir hüküm vardır. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir kafir mümin ayırmaz. Bir insanı abi bitireyim, az kaldı. Vereceğim abi. Hatta bir hayatı kurtaran da bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Hatta eski Tevrat'tan olan bir hükmü oraya alır. Şimdi konu hani çok dağılmasın da şunu arz etmeye çalışıyorum. Yakup abi, kader konusuna da ayrıca gireriz ama Ponçik'in değerli yorumları var. Ona biraz kısmen cevap vermek istiyorum. Şimdi burada Müslüman'ı tarif ettiği zaman işte ne diyor? Namazı diyor, doğru, düzgün kılarlar diyor, harcarlar diyor, Allah yolunda işte, ya da fakirlere, yoksulları doyururlar. Şimdi bir insan düşünün, bunları yapıyor, rızını koruyor, Müminin suresinde de yazıyor bunlar mesela. Veya diyor ki işte hadde tecavüz etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, kimsenin namusuna yan gözle bakmayacaksın vesaire vesaire. Bir sürü iyi olacaksın, zulmetmeyeceksin diye bir sürü tabirler var. Şimdi bunu uygulayan bir insan niçin kötü olsun? Bu ulul emre itaati çok da abartmamak lazım. Tabii ki devlet başkanına tabii ki uyacağız. Yani sonuçta isyan hareketleri zaten kaos yaratıyor. Onun da dışında oruç tartışılır. Ben mesela en mutlu olduğum dönem, çok mutluyum ben mesela Ramazan ayında, onun işte sahura kalkmalar, iftar heyecanı, ne bileyim coşkusu, işte teravihtir, şudur budur, böyle bir neşe, böyle bir ayrı bir şey katıyor sanki gibi geliyor bana. Yani çok da ben zararı var mı? Evet. Müslümanın, bak o konuda katılıyorum. Müslümanlığın bu dünyaya, Müslümanların çok eksileri var, artıları çok azdır. Ama uygulanmayan Kur'an İslam'ının ise artıları çoktur, eksileri de yoktur. Ama Müslüman şu devirde, mesela ben Müslümanım, neye göre Müslümanım?
Ben şimdi kafirin kafasını bir kere Kur'an-ı Kerim ateiste şeyi hitap etmez. Zaten hedefi ateistler değildir zaten. Kur'an-ı Kerim'in indiği zaman zaten ateizm diye bir akım yoktu ki. O zaman müşrikler vardı. Allah'a inanıyorlardı zaten. İnanmayanlar derken ayetlerimizi yalanlayanlar yalancılardır. Yani ayetlerimizi yalanlama konusunda biz diyorlar ki Muhammed sen yalancısın. Allah işte bir şey indirmemiştir. O da cevaben diyor ki Kur'an-ı Kerim'de asıl onlar yalancıdırlar bu konuda. Yani genel anlamıyla zaten onu kastetmediği orada açık. Zaten orada inanmayanlar, inkar edenler derken de ateistleri kastetmiyor. Müşrikler de inkar ediyorlar ya. Şimdi Kur'an'ın sisteminde inanıyorsun, hula hop cennete, inanmıyorsun yallah cehenneme diye bir kaide yok. Tam tersine. İnandıktan sonra sorumluluklar yüklemeye başlıyor sana. İşte müminler kurtuluşa ermişlerdir, şunu yapmalar lazım, bunu yapmalar lazım, iyi işler yapmaları lazım. İyi iş yapan bir insan niye kötü olsun, niye artısı olmasın, eksisi olsun. İnanmamak da yetmiyor aslında. Diyor ki o da zulmedecek, kötü işler yaparsa ancak. Çünkü sonuçta Zilzal suresinde mesela son iki ayetini açalım. Orada der ki, her kim, bakın mümin, kafir vesaire diye ayırmaz. Her kim zerre kadar iyilik veya kötülük yaparsa onun karşılığını mutlaka bulacak. Yani kim ne ekmişse onu biçecek. Yani bir ateist iyilik yapmışsa onun mükafatını orada görecek. Ayet söylüyor bunu, ben söylemiyorum ki. Ha, genel tabiri itibariyle işte kafiri şöyle yapacağız, böyle edeceğiz. Ya orada kastettiği o kafiri de tarif ediyor zaten. Diyor ki işte zulmedenler, işte ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlar ve uymayanlar. Mesela öldürme diyor, öldürüyor. Tecavüz etme ediyor, çalma çalıyor. Zulmediyor, kötülükler yapıyor. Yani orada onun açılımını da vermiş. Sadece ben arkadaş Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğine ben inanmıyorum. Demek de cehenneme girmek için yeterli değil. Dolayısıyla da yani bizim o kafamızda yarattığımız cennet, cehennem, işte müminler cennete, işte kafirler cehenneme diye bir tablo aslında çok net değil. Orada şartları belirtilmiş. Yani ben inandım, hadi ben cennete gideceğim. Öyle yağma yok. Cennet ucuz değil. Cennet tamam, de Murat Bey, uzunsuz çok değil. Kısa bir tane de soru sorabilir miyim? Buyurun. Çok müsaade eder misin misaliye? Tabii tabii. Avukat Bey dedi ki, vardır zaten, Kur'an'da da öyle ayet vardır. Yani kim hartal tanesi kadar da iyilik etse, biz onu ahirette teraziye koyacağız diyor. Bu arkadaşlar, Avukat Bey'in söylediği gibi değil. Herkes için geçerli değil. Bu sadece Müslümanlar için geçerli. Ama yorum kafirler yapıyorsun. Için. Herkes diyor abi orada. Yapmıyorum. Herkes. Yani her kim diyor? Aç abi Zilzal'i. Zilzal'i açalım abi. Sizin dediğiniz abi Zilzal suresi son iki ayeti açalım abi bir. Lütfen. Evet, sizin dediğiniz gibi söylüyorum. İtiraz etmiyorum. Tamam, yani kafir mümin ayırmıyor herkes yani. İşte o zaman bakın şimdi kafirleri nasıl ayırdığını gösterebilirim. Göster abi hadi. Abi abi işine geleni hep açtırıyorsun da Yakup abi. Zinzal suresi kaçıncı ayet? Son iki ayet. Kaç ayetten oluşuyor ki? Çok kısadır Zinzal suresi zaten. Vallahi gitmiyor da. Tamam, Yakup abinin dediğini açalım, sıkıntı yok. Var, öyle ayet Yakup var. Abi. Diyor ki her kim hardal tanesi kadar da iyilik ederse biz bunu diyor atmayız, yamana atmayız, yani tartacağız. Mükafatını zaten, görecek diyor, kim, mükafatını vereceğiz diyor. Diyor ki kimin tartısı ağır gelirse cennete gitmiştir, kimin ki hafif gelmişse cehenneme gitmiştir diyor. Yani, burada abi farklı bir şey söylüyor. Mükafatını da görecek diyor. Ne yapmışsa, ne kadar bir şey yapmışsa onun mükafatı. Yani teraziye şimdi, koyup sonucunu tamam, göre değil. Tamam, bu ayet var. Sizin dediğiniz zelzel. Ne oldu? Yakup abi düştü evet, mü? Evet çıktı. Bu. Yakup abi düştü mü? Tamam. 105, Kehf suresi 105 olsa gerek, hatırladığım gibi. Bakayım istersen. Kehf suresini açalım. Kehf suresi 101'de. Bir saniye şunu okuyayım da.
Ne diyor avukat beyin dedi? Zinzal suresi 7. ayet. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir diyor. 8'de de kim zerre kadar kötülük yaparsa onu görür diyor, değil mi? Evet. Diyor, böyle diyor. İnkar etmiyor. Şimdi geçelim Kehf suresi. Orada ne diyor? Her kim diyor, mümin kafir ayırmıyor orada. Herkesi katılıyor. Ayırmıyor. Bir de Kehf suresine bakalım, bu 105. ayet orada ne diyor? 105'ti o zaman. Hatta 105 dedi. Devam edelim. Yok, orada bir saniye, ben bulayım onu ya. Diyor ki, Elmalı'dan okuyayım bir saniye. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna çıkacaklarını inkar etmişlerdir. Ve bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutmaz. Diyanet İşleri'ni okuyorum. Bunlar Rablerinin ayetlerini ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. Evet. Şimdi daha önceki ayetlerde de söylüyor zaten. Ey Muhammed, sana söyleyeyim mi kimin yaptığı işler bedavadır? Yani boşa iş yapıyor, boşa iyilik yapıyor diyor. Daha önceki ayetlerde okuyabilirsin İbrahim. O zaman 103'ten itibaren okuyayım. Size 103. Oku. De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Bunu ekranda tutalım mı biraz? Amelleri en çok boşa gidenleri size bildireyim mi? Bir saniye okuyayım da şeye kadar, 5'e kadar. Tamam. Diyanet İşleri burada aynı şey yazıyor zaten. Elmalı okuyorum. Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. 105. Evet. İşte onlar sanıyorlardı. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna çıkacaklarını inkar etmişlerdir. De bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayayız. Evet. Buyurun. İyilik yaptığını sandıkları diyor abi, bak dikkat et, orada açıklıyor. Deminki ayeti de burada açıklıyor. Şimdi gerçekte iyilik değil ama bak, ben iyi bir şey yaptığımı sanıyorum ama bunlar boşa gidiyor abi. Gerçekten yaptığı iyilikler değil. İslam'a bak, göre çok... İslam'a göre iyilik nedir? Aslında iyilik nedir? Şimdi, abi iyilik şunu göre... da tarif edilmiş. Kur'an'da tarif edilmiş. Şimdi orada abicim, zilzalla çelişki değil. Zilzalda diyor ki her kim ne iyilik yaparsa mükafatını görecek. Burada da diyor ki boşa giden şeyi iyilik, iyi şeyler yaptığını sanıyorlar. Ama mesela diyelim ki ben abi bir gidiyorum Alevi'yi kesiyorum, değil mi? Allahu Ekber diyorum. İyi bir şey yaptığımı zannediyorum ama ben kötü bir şey yapıyorum. Bu iyi bir şey zannı altında yaptığım kötü şeyler boşa, tabii ki boşa gidiyor. Burada bak, orada zannettikleri iyi şeyler yaptıklarını zannederler diyor açık. O boşa gidiyor. Yani gerçek iyilikler değil. Sırayla konuşalım kardeşler. Yine göre camiye gitmek, ibadet etmek iyi bir şeydir. Oruç tutmak iyi bir şeydir. Bana göre oruç tutmak zararlı bir şeydir, kötü bir şeydir. Ben tutmuyorum. Tamam, tutmayayım. Bir şey. İşte ne yapıyor? Ben tutmadım bu orucu. Beni diyor ki bana, sen iyi yaptığını zannediyorsun ama sen iyi yapmıyorsun. Senin bütün yaptıkların, bütün amellerin diyor bak. İyi yaptığın ameller. Yakup abi bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Özür dilerim. Siz demin Maide 5'i mi açtınız? Maide 5'i açar mısın İbrahim? Açıkça bir şey var o ayette bu konuyla ilgili. Ben ya şimdi tam açmaya çalışayım. Maide beş, evet. Kendi sesimi de vereyim bir taraftan. Maide 5'i okuyoruz arkadaşlar. Elmalı'dan okuyalım. Son kısmı. Ayetin son cümlesini oku İbrahim, yeterli. Her kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiş olur ve o ahirette zarara uğrayanlardandır. Evet. Kim imanı inkar ederse, yani İslam'a inanmazsa, şüphesiz bütün amelleri boşa gitmiştir. Ahirette de o kaybedenlerdendir deniyor, buyuruluyor yahut. Neyse, yani
Neyse biz bunu da geçelim. Oradaki kastını da orada açıklıyor zaten. Hangi amelinin boşa gittiğini, iyi iş yaptığını zannediyor ama kötü bir şey yapıyor. Sadece o yaptığı şeyle alakalı. Ama gerçekte bir iyilik sadece yapıyorsan iman etmemesine bak, bağlı. Sen şimdi gittin. Yok yok hayır bak orada açık söylüyor zaten. Lütfen yapmayın. Ne olursunuz. Sen gittin mesela bir çocuğun başını okşadın değil mi? Bir yetimin karnını doyurdun. Bu gerçek bir iyilik. Zilzal suresine dönüyor o olay. Sen bunun mükafatını göreceksin. Ha, İbrahim, ama sen o gitti... cümle açık değil miydi? Allah aşkına ama sen söyle bak. Çok açık ama bak orada diyor ki kim imanı inkar ederse şüphesiz amelleri boşa gider. Şimdi hı, amelleri boşa gider derken bütün amelleri mi acaba? Hangi amelleri iyi sanarak yaptığı, iyi sandığı amelleri? Yani gerçekte neyse, iyi amelleri kastetmiyor. Ben kimsenin tatmin olduğunu zannetmiyorum. Ama, demek ki ayet açıkladı onu. Yani Kur'an'a tamam, sizin cevabınız bu. Tamam. Bütünsel bakacaksınız. Bir örnek daha vereyim. Neyse bütünsel bakmak lazım. Müşrikler Kabe'yi şey yapıyorlar. Tamir ediyorlar. Tamir ediyorlar. Masraf ediyorlar. Yakup abi mikrofona biraz yaklaşır mısın? He? Mikrofona biraz yaklaş abi. Evet. Şimdi müşrikler Muhammed döneminde, peygamber döneminde şey yapıyorlar. Kabe'yi tamir ediyorlar. Oraya rahat masraf ediyorlar. İşte harcıyorlar. Neyse. Bir de Tebük seferine çıkılacak peygambere yardımda bulunuyorlar. Ve bunun üzerine 16-17. Ayet gelir. Tevbe suresi 17. ayet gelir. Onlar diyor Kabe'yi falan yaptılar. Masraf ettiler ama onların masrafı boş. Bunları saymam bile ben diyor. Ancak çünkü kötü niyetle yaptılar diyor çünkü. Ancak iman hocam neyine gider? Şimdi adam gitti çocuğa mesela diyelim ki vergiden düşmek için gitti çocuk esirgeme kuruna yardım etti. E tamam o iyi bir şey mi abi? O kendi çıkarı için veya işte bir okul yaptırıyor aynen, kara para aklamak için, abi, kara para aklamak için yani o iyilik değil ki. Adam şöyle düşünüyorum ben. Şimdi devlete bir vergi versem veya herhangi bir meblağ versem çalacağım. Ama ben götürüyorum bu meblağı götürüyorum çocuk esirgeme O niyetle veriyorsan o iyidir. O niyetle veriyorsan direkt iyidir. Ama kötü niyetin varsa o boşa gider. Burada da yine Tevbe suresinin 17. ayeti onun için iner. Diyor ki bunlar diyor buraya tamir ettiler, buraya masraf ettiler ama onlar iman etmediği için onlar boş diyor, boş. Aynen. Kötü niyetle yaptıkları için, iman etmedikleri için değil ha. Kötü niyet olduğunu nereden tamam bilecek ki? Var abi var. Onların o amaçları farklı. İsteyenler için diyor ki, Yahudiler için mesela diyor ki Allah'ın eli sıkıdır dedi. Sıkıdır dediler. Allah onlara lanet etti. Lanet ediyor. Allah'ın eli sıkıdır dedi diye lanet ediyor. Hristiyanlara gelince Hristiyanlara diyor ki bir kısım insanlarla sözleşme yaptık. Hristiyanlarla sözleşme yaptık. Ahit yaptık. Bunun bir kısmını unuttular diyor. Allah onlara lanet etsin diyor. Onlar diyor ben diyor yani kıyamete kadar onların arasına düşmanlık attım diyor. Lanet nedir yani, abi? Lanet. Efendim? Allah'ın laneti sizce nedir abi? Ne demek istiyor Allah lanet etti derken? Allah lanet eder mi? Yani nedir lanetten kastı sizce? İşte açın okuyun İbrahim Yok yok orada Allah'ın laneti diyor da onun sizce hani şeyi nedir anlamı ne Allah'ın lanet etmesi nedir yani ben size diyorum ki lanet olsun sana bak bu normal ama Allah'ın laneti ne anlama geliyor sizce? Bu şekilde bu Kur'an'ı hiç tartışamayız neden tartışamayız? Abi yok soru sordum. Yazılı bir metin var mı hocam? Yazılı bir metin var elimizde. Abi ben işte onu soruyorum. Yazılı metini soruyorum. Orada diyor Allah'ın laneti sizce ne demek? Orada o yazıyor zaten. Onu ben fikrinizi almak istiyorum. Oradan açıp okuyalım. Maide suresi 64. Açıp okuyalım. Tamam Allah'ın laneti diyor da nedir Allah'ın laneti sizce? Yani rahmetinden uzak olmak. Rahmetinden uzak olmak olarak tanımlanır İslam. Poncik ağzına sağlık ya. İşte bu abi. Bunu tamam sordum. Peki tamam, bu tamam şey var ya Maide suresi 14. ayette bakın şöyle bir cümle geçiyor. Bu yüzden aralarına kıyamete kadar kin ve düşmanlık saldık. Hristiyanlığı diyenler için. Hakikaten de var aralarında bir sürü düşmanlıklar şeyler. Yok mu? Susuzmuyor Yahudi devletini kim kurdu ya? Yahudi hocam, devletini kim kurdu? Olabilir. İnsanlar arasında düşmanlık olabilir diyor mi? Diyor ki Tanrı bakın Kur'an'ın Tanrısı diyor ki ben soktum diyor onların arasına düşmanlığı diyor. Yani
Bugün onu niçin soktum diyor. Bak o Hristiyanların arasına niçin soktum diyor. O çünkü kendi kalplerine nifak tohumu ektiler diyor. Nifak tohumları ne ekersen onu biçersin. Allah'ın kanunu böyle abi. Hristiyanlar birbirlerini kesiyorlar herhalde şimdi değil mi? Birbirlerini ekersen karpuz biçemezsin ki. Nifak ekersen Yakup nifak abi, biçersin Yakup abi. Abi. Bir müsaade Allah eder misin? Ben bir ayet sormak istiyorum. Bir ayet sormak istiyorum Murat Bey'e. Tabii. Bakın bu mensuh diye tabir edilen, gözüküyor mu ekranınızda? Mensuh diye tabir edilen bir ayettir. En inananlar kısas ayeti, hani malum bilirsiniz madem meal yapıyorsunuz, ezbere biliyorsunuzdur. Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür, hüre karşı hür der aslında burada. Köleye karşı köle, kadın için kadına karşı da kadın. Falan filan diye devam ediyor. Bu tabii başka ayetlerle neshediliyor. Bu uygulanmıyor hükmü. Zaten hükmü uygulanmayan ayetin Kur'an'da ne işi var? 1400 yıl sonrasındaki insana bu sözleri göndermenin ne anlamı var? Bir. İkincisi, bir yaratıcı böyle bir şey hiçbir vicdanın kabul etmediği. Yani hani bu açıkça söylediği şey şudur. Diyor ki bir ölen kişi eğer hür ise karşılığında hür birisini, katili hürse hürü öldürürsün. Ölen kişi köle ise, öldüren kişi hürse öldüren kişinin kölesini öldürürsün. Hiç olayla alakası olmamasına rağmen. Kadınsa aynı şekilde kadınlarından birisini öldürürsün. Bu ayetin tefsirine vesaire bakarsanız burada bu söyleniyor ama mensuh olarak, yani hükmü kaldırılmış bir ayet olarak Kur'an'da duruyor mesela. Hiç bunu siz vicdanınız kabul ediyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu ayet konusunda? Bu şimdi bu Hammurabi mi ne? Yani hani Sümerlerden kalma bir kanun. Böyleymiş eskiden. Peki. Şimdi diyelim ki ben bir köleyi öldürdüm. Tamam mı? Birisinin kölesini öldürdüm. Benim de hiç kölem yok. Nasıl yapacak köleye köle? Yapamayacak. Şimdi i̇şte bak, zaten burada... zaten hep çıkmazdır Kur'an. Yani onu diyoruz size zaten. Hep çıkmazdır. Hayır. Bu anlayış çıkmaz. Bakın. Şimdi burada açık ve net olarak şunu yazıyor. Şimdi bir kadın, tamam mı? Bir erkek öldürüldü. Ya bir kadın öldürüldü. Üstten ceza kesmek vardı. Üstten ceza kesilir. Mesela kadın ölmüşse daha ağırı. Erkek bir kişi ölmüşse iki kişi. Burada hayır diyor kardeşim. Misliyle kısas edeceksin. Bir kadın kadını öldü. Bir kadın kadını öldürmüşse sen gidip erkek alamazsın. O kadını öldürmelisin. Yani burada hiç olayla ilgisi olmayan bir zanlıyı git öldür demiyor. Öldüreni öldüreceksin. Yani burada getirmek istediği idam hükmü. Yani kimi öldürmüşse sen üstten ceza kesmeyeceksin. Köleyi köle öldürmüşse köleyi öldüreceksin. Kadını kadın öldürmüşse kadını öldüreceksin. Hürü hür öldürmüşse hürü öldüreceksin. Yani kadını kadın öldürmüşse sen gidip de onun ailesinden hiç ilgisi olmayan erkeği almayacaksın diyor. Yani tamam, ben sizin yorumunuz bu, tamam öyle olsun. Geçiyorum. Evet. Öyle değil işin esası, yani kabul etmiyorum ama yorumunuzdur, tamam diyorum. Peki şunu diyeceğim. Avrupa yıllar evvelinde, belki 20 yıl, 30 yıldır belki, idam cezasını kaldırdı. Bu laf olsun diye mi kaldırdılar zannediyorsunuz? Bakın, bir hukukçu olarak bir insan ölmüş, öldürülmüş ve gitmiş. Tamam mı? İkinci bir insanı daha ortadan kaldırdığın zaman ne çözülmüş oluyor? Yani neye faydası var birinin daha ölmesinin? İdam cezasının mantığı budur. Biri öldüyse diğerini de karşılığında öldür diyor. Ya mesela kısa bir dakika, yani bir örnek daha vereyim. Kısas deyince sadece zaten dişe diş falan filan diye de geçer bu. Elini kestiyse birisi birisinin öbürünün de eli kesilir falan filan. Yani hani bu kısas sadece canla alıp vermeyle alakalı değildir. Yani mesela birisi birisinin evini yıktı. Tabii fıkıhçılar bunu bu şekilde yorumlamaz ama kısas denen şeyin özü budur.
birisi birisinin evini yıktıysa gidecek, o da onun evini yıkacak mesela. Ne oldu şimdi? Bir ev yıkılmışken iki ev yıkıldı. Onu tazmin etse daha mantıklı değil mi? Çünkü kısas olayı budur. Artı İslam'da hiç yok demeyin. Şu vardır, diyet olayı vardır. Eğer zenginse öldüren kişi parasını verir, aile de kabul ederse, yani öldürülen kişinin ailesi, hiç hapis bile yatmaz. Bir gün bile nezarete bile girmez. Şak özgür olarak hayatına gayet güzel devam eder. Bunun adaletle, insan haklarıyla bağdaşır en ufak bir yanı var mıdır mesela? Evet, güzel. Şimdi idamla alakalı hüküm adil midir dediniz. Güzel bir soru. Şimdi idamla ilgili ladini, yani dini olmayan hukuklar da bunu getirebildiğine göre kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Kimisi der ki cezalarda caydırıcılık söz konusu olmalı. Eğer bir kişiyi öldürmeye niyet eden öldürüleceğini bilirse bu bir caydırıcı unsur yaratabilir şeklinde bir düşünce vardır. Bu cezacılar ceza felsefesine girer. Bunun din tartışmasıyla hiçbir alakası yok. Bugün mesela Avrupa hukuklarına tamam kalktı ama mesela Amerika'da uygulanıyor. Örnek aldığımız Amerika'da. Hala geçerlidir. Şimdi buradaki hüküm mensuh dediniz. Mensuh değil aslında da uygulama alanı zaten idamın önce getirilmiş. Yani adaleti budur ama dediniz ya diyet olayı. Şimdi diyet olayı böyle maddiyata bağımlı bir diyet değildir bu. Mesela işte maddiyatı yoksa işte belli bir müddet 6 ay 3 ay neyse hizmet edilir. Bir de üçüncü aşamada da af şeyi getirmiş müessesesi. Affettiğin zaman hiçbir ceza tatbik edilmiyor. Affediyorsun yani sonuç itibariyle. Bir dakika ama ölen kişi affediyor mu? Ölen kişi affediyor mu bakalım? Şimdi yani... gelelim ona. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim'e göre zaten bunlar dünyevi cezalar. Bir insan öldürmüş olabilir ama hiç ortaya da çıkmamış olabilir. Yani delil yetersizliği. Mesela bugün bizim hukukumuzda olsun, diğer hukuklarda da olsun birçok kişi yapmadığı, işlemediği bir cinayetten dolayı ömür boyu hapislerde sürünüyor. Ben aslında veya bununla ilgili konuşmak istiyorum sizle. Hukukla ilgili biraz. Bakın, şunu tamamlayayım. Şimdi Kur'an sadece bu dünya şeysi değil. Diyor ki bu dünyada sen cezasız da kalsan ahirette Kur'an'a göre, hani siz ahirete inanmıyorsunuz da Kur'an'a göre nasılsa ahiret var. Orada da bir mahkeme-i kübra kurulacağı için burada zulmünde göçen zalim var, işte mazlumlar öyle göçüyor gidiyor. Mahkeme-i kübra olayını getirdiği zaman bak adaletsizlik diyemiyorsunuz. Ha, sadece ahiret yoktur diyebiliyorsunuz. Neyse bu uzar gider hukuk dediniz. Hukuka girebiliriz. Tamam, evet. Bir müsaade edin. Bakın Amerika'ya örneğini verdiniz. Ben çok ID kanalını seyrettim. Siz de muhtemelen bilirsiniz. Amerikan kanalı ID Investigation Discovery. Orada şunları gördüm. Hiçbir idam mahkumunu öyle şak diye, mesela Menderes'e astıkları gibi şak diye idama mahkum edip o ertesi günü asmıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? 10 yıllarca bekletiyorlar. Çünkü yeni deliller çıkar ortaya. Çünkü bu hukuk denen şey, bakın kulaktan kulağa diye bir oyun vardır bilirsiniz değil mi? Bir kulaktan başlar birisinden laf. Her olayı anlatan değiştirerek anlatır. Hiç kimse bir olayı %100 doğru anlatamaz. Aynen. Doğru hadis mudur? Rivayeti gibi. Başta salçalı girer, sonra sakallı çıkar. Hadis rivayeti. Aynen. Şimdi böyle olduğu için bu durum, ifadeler üzerinden yürür hukukta hep. İfadeler üzerinden ve bu ifadelerin hiçbiri aslında %100 doğru değildir. Haklı olan tarafınki de %100 doğru değildir. Haksız olan tarafında. Dolayısıyla bir insanın canını almak bir takım delillere dayanarak canını aldıktan sonra onun şey olduğunu, masum olduğunu öğrenirseniz bunun adı cinayettir. Hem de devlet eliyle cinayettir. İdamın kaldırılmasının hikmetlerinden birisi de budur zaten. İdam ilkel bir cezadır ve ceza değildir aslında. Aslında cinayettir her türlü.
Çünkü dediğim gibi yani bir kişi ölmüş zaten, sen ikinci bir kişiyi daha öldürüyorsun ve neye dayanarak öldürüyorsun? Hiçbir delil kesin değildir bakın. İfadeler üzerinden bilhassa yürüyen deliller. Yalancı şahitler, şunlar bunlar, yani bir yığın hukukçusunuz siz, benim milyon katım daha iyi biliyorsunuz. Hiçbir şey kesin değildir şu şeyde, dünyada. Dolayısıyla hapis yatırdın diyelim ki. Tazminat veriyorlar mesela masum hapis yattıysa. Amerika'da milyonlarca dolar adam geri kalan hayatını, çok öyle çıkan var, idam cezası almış. 10 yıllarca beklemiş, en sonunda masumiyetini ispat ediyor. Çıkıyor milyonlarca dolar, hayatının geri kalanını gayet güzel yaşıyor. Yani ve yanlıştır gene de, hiç olmaması lazım idam cezası bana sorarsanız, ama Amerika'da bu sistem bu şekilde işliyor. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla bu ilkel bir ceza. Amerika'nın pek çok şeyi de ilkeldir. Uluslararası ilişkileri de ilkeldir. Halen emperyalist bir devlettir. İmparatorluk şeklinde kendini hissetmekte ve o şekilde davranmaktadır. Bütün dünyada hüküm sürmek, bütün ülkelere görüyoruz yani. Bütün ülkelere kendi direktiflerini dayatmak. İşte başındaki adamı görüyorsunuz en basitinden. Yani bir millet nasılsa zaten başındaki adam da öyledir. Dolayısıyla Amerikan zaten savunulacak bir tarafı yok. Anlatabildim herhalde meramımı. Yani çok idam cezası ilkel ve bu Kur'an'da yer alıyor. En basitinden bunu söylemek istedim. Bir basit bir şey daha söyleyeyim de. Ben bundan sonra çok fazla katılmayı da düşünmüyorum. Şimdi bir adam gelse, hiç dinden bahsetmiyoruz, tamam mı? Dini unutun. Tabii hukuk. Bir adam bana gelse dese ki, kardeş bak benim emrime gir. Ben ne dersem onu yap. Ben her işini benim emrime göre yap. Sana kadın vereceğim. Güzel köşkler vereceğim. Şunu vereceğim, bunu vereceğim dese. Ve ama benim emrime girmeyi kabul etmiyorsan da ben seni, elimde bak benzin var, dökeceğim, cayır cayır yakacağım dese, ben tabana kuvvet kaçarım. Şimdi bana bu dinin söylediği şey de bu. Diyor ki benim emrime gir, sana kadın vereceğim, huriler vereceğim, işte şeyler vereceğim, köşkler vereceğim. Girmezsen de seni cayır cayır derilerini değiştirip yakacağım diyor. Ben de bundan tabana kuvvet kaçarım. Bu normal bir şey değil. Benden, bana teklif edilen şey. Bunu söyleyeceğim ben. Tamam. Siz buyurun Yakup abiyle birlikte. Teşekkür ederim Poncik değerli yorumların için. Şimdi idam ilkel bir cezadır dediniz. Tabii ki bu tartışılır. Bu dini platformda da değil. Ceza felsefesinde bu çok basit bir konu değil. Şimdi bir insanı katletmek ilkel değil de, katledeni cezaen, yani misliyle katletmek vahşettir ya da işte insani değildir demek biraz tuhaf olur. Şimdi zaten buradaki amaç önleyici olmak. Yani cezalar caydırıcı ve önleyici olduğu zaman, mesela kısasta hayat vardır. Şimdi görünürde sen onu öldürüyorsun, çözüm onu da öldürmek mi tarzında bir öç almaktan ziyade, toplumsal sükunu ve huzuru korumak, cezaların caydırıcılığını göstererek artık ha kardeşim bak, adalet bu işte, sen öldürüyorsun, o zaman senin de öldürülmen adalettir. Bunu kişiler kafasına göre uygulamıyor. Devlet sisteminde de bu aynı Amerika hukukunda gibi bekletiliyor. İşte diyettir, af müessesesidir bir müddet. Kaldı ki şimdi bir cezanın tayiniyle delillerin tartışılması farklı kavramlar. Tabii ki bir mahkeme kuruluyor. Şimdi mesela bizim hukuk sistemimizde, hukuk sistemi dedik, hani dinden biraz çıktık. Deliller tartışılır. Mesela bugün MOBS kameralar vesaire var, ikrar var. Şahıs suçunu itiraf edebilir. Bu kesin bir delildir. Hiçbir şey kesin değildir dediniz ama veya yakın görgü tanıkları vardır. Görgü tanığı ceza hukukunda çok önemli bir yer işgal eder. Tabii ki fuli durumlar olabilir. Adamı müebbet hapse mahkum etmişler. Adam hiç işlemediği bir suçtan dolayı ömür boyu hapis yatacak. Şimdi ömür boyu hapis yatmak da aslında bu noktadan baktığınızda hiç adil bir şey değil.
Temiz hakkı mümkün. Var ama canım yani. Temiz Temizden hakkı de var. Kesinleşebilir. Var, hepsi var. Bu İstanbul hukukunda da var. Abi üst merci yargılıyor. Sonuçta orada da ceza alıp canım adamı öldürdükten sonra neysini temiz edeceksin yani? Geri getirebilir yere, misiniz? İşte üstelik şahit diyorsunuz. Yalancı yere, şahit. Şahitlerin belki %90. Gonca'dan %90. Ama ama verdiğiniz cevaplar şimdi duramıyorsun değil mi? Durdurmuyor ama şimdi bakın şahit diyorsunuz hala şahit görgü evet. Şahitleri ben bizzat şahidim ki yarıya yakını belki yalancı şahitlik yapıyor sırf ya. İşte ben de onu anlatıyorum ya Gonca. Şimdi adam temizden de geçiyor yalancı şahitlerle de öyle çok masum yere ömür boyu hapis yatanlar da var. Yani yok değil. Ben onu kabul ediyorum. Bu tamamıyla hukuki bu delil durumunun tartışılması. Yani suça uygulanan ceza farklı bir kavramdır. Onun için ceza hukukumuz ve bütün dünya hukukları bunu ikiye ayırmıştır. Ceza yargılama usulü vardır. Bir de ceza hukuku vardır. İkisi farklıdır. Ceza hukukunda suçlara uygulanan cezalar belirtilir sadece. Anlatabildim mi? Şu suçu işleyen yani sadece katile şu cezayı ver der. Yani katil olmadığı halde işte suç üzerine kalan kişiye şu cezayı ver demez. Gerçek katile ver der. Gerçek katilin bulunmasını da ceza muhakemeleri usulü kanununa bırakır. Orada mümkün olan en iyi yargılamanın yapılabilmesi için gerekli argümanları koyar. Ama sonuçta burası İslam'a göre, burası bir dünyadır. Bu dünyada tabii ki adaletsizlikler tamamen %100 gerçekleşen bir adalet göremiyoruz. Ama ahirette ben dengeyi kuracağım dediği zaman bir inanan için orada söz bitiyor. Yani sonuçta bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor deniliyor. Hani inanmanız şart değil. İnanan için bu söz konusu. Şimdi ben gel seni işte cayır cayır yakacağım da işte şey yapacağım da bak itaat edersen şunu yapacağım da filan. Şimdi cennet böyle ucuz değil. Öyle köşktür, yok huridir, yok cinselliktir. Böyle ucuz bir cennet anlayışı yok. Cehennem de lüzumsuz değil. Kaldı ki cennet ve cehennem olması gerekli adaletin birer gereğidir. Ulvi ruhların teşviği değildir. Kur'an'da vicdanın da üzerinde bir yaptığı argüman vardır. Şimdi yaptırımlar mesela Firavun'a göre en etkili yaptırım mükafat yaptırımıdır. Mesela ceza kanunlarında sadece cezai yaptırımlar vardır. Ama İslam hukukunda bir de mükafat yaptırımı vardır. Ama bunlar da adaletin gereğidir. Ulvi ruhların teşviği değildir. Kur'an'ın temel prensibi kişiyi zaten öyle yapmaktır. Bir örnek vereyim. Ben mesela hırsızlık yapmıyorum. Bu ceza kanunlarında suç olmamasını gerektirmiyor. Tabii ki suç olacak. Bunun bir cezası olacak Türk ceza kanununda. Ama ben bu cezadan korktuğum için hırsızlık yapmıyor değilim. Artı bunun üzerinde bir vicdan argümanı var ya. Ben vicdanlı olduğum için ya da işte vicdan muhasebesi geçirerek de hırsızlık yapmıyor değilim. Ya zaten hırsız olmadığım için hırsızlık yapmıyorum. Yani zaten öyle yapmak Kur'an'ın hedefi. Zaten Allah'ın rızası cennetin bütün her şeyin üzerindedir şeklinde argümanlar var. Tabii ki cehennem de lüzumsuz değil. Cennet ucuz olmadığı gibi. Zalimler için ben yaşasın cehennem diyorum açıkçası. Sizler için değil, ateistler için değil. Yanlış anlamayın. Zaten ateistlerin Murat, hedefi değil Kur'an. Yani Murat sizi Bey, bir şey üzerinize alınıyorsunuz ama delilerim yanacak, bir manacak. Bir şey sorabilir üzerinize miyim? Üzerinize alınmayın. Kur'an size demiyor bunları. Hayır biz zaten cennete cehenneme inanmıyoruz. Öyle bir şey de yok zaten. Eğer bir şey Allah'a ben gidersem size şefaat ederim abi. Merak hayır, etmeyin. Şefaat etmeye gerek yok. Öyle Allah'ın şey de, izninden başka edemeyiz. Öyle bir şey vallahi de kesinlikle. Kesin. Yakup abi neden alırım, yok? Ponçi'yi de alırım, İbrahim'i de alırım. Ben Allah söyleyeyim, razı neden olsun. Yoktur. Öyle bir Eyvallah. Adaletli Tanrı da yoktur Kur'an'da. Çünkü eğer öyle gerçekten adaleti savunan, eşitliği savunan bir Tanrı olmuş olsa şurada okula giden bir çocuk bir sapık tarafından yakalanıp efendim sen neyse tecavüze uğrayıp ondan sonra da parçalanarak öldürürken müdahale eder. Bunun sınavı falan olmaz. Daha 10 yaşında Murat. Bir çocuk. Sınav yok ki. Sınav yok dinliyor ki. Ne sınavı abi? Söylüyor muyum?
Buyur abi. Hayır. Şimdi bir çocuk genç, 16 yaşındaki bir kız çocuğu okuldan gelirken bir sapık tarafından yakalanıyor. Cinsel tacize uğruyor. Ondan sonra da parça parça öldürülüyor. Bu Tanrı nerede? Eğer öyle bir Tanrı varsa nerede bunu görüyor mu? Böyle birine cezasız da kalıyor. Cehennem gerekmez diyorsun. Abi. Hayır, bir saniye, bir konuşma sırası geldiyse konuşayım. Yani. Çok tecavüzcüler serbest abi. Ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar abi. Hayır, böyle birine. Bakın şimdi, bu toplumlara göre değişiyor suçlar. Örneğin Batı ülkelerinde böyle bir suç işlenmez kolay kolay. Çok nadirdir. Ama İslam ülkelerine baktığımız zaman, hatta İslam ülkeleri de demeyelim, geri kalmış ülkelere, ekonomik olarak geri kalmış ülkelere baktığımız zaman bu tür cinayetler çok pek fazla. Bugün Türkiye'de 2019 kadın bilmem kaç tane 470 tane kadın 470 tane kadın sokak ortasında öldürüldü. Bu geri kalmış ülkelerde daha çok oluyor. Ama sizin o Allah dediğiniz, öbür tarafta adaleti sağlayacak dediğiniz hayali varlık burada yapılan adaletsizliği görmüyor mu? Neden engel olamıyor? Yani şöyle, bakın şimdi, Kehf suresinin yine 80. ayetinde Hızır'la yolculuk yapar. Musa yolculuk yapar. Karşıya geçtiklerinde çocukları öldürür. Bir çocuğu öldürür. Niye öldürdün bu çocuğu diye sorduğunda diyor ki, bu ileride diyor annesini babasını diyor yoldan çıkardır diye korktuk diyor. Tanrı'ya bakın. Korkuya sahip. Tanrı korkuya sahip. Tanrı kendisine inanan o çocuğun annesini babasının imanını pekiştiremiyor. Tanrı'ya bakın ki o çocuğu annesini babasını yoldan çıkaracak kadar sapkın değil de yani doğru bir çocuk haline getiremiyor. Ve çocuğu öldürmekte buluyor çareyi korkusundan. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu söyleyeceğim. Avukat Bey dedi ki, ben bu videoları yaparken, kendi adıma videoları yaparken dedim ki, meydan okudum. Bütün ilahiyatçılara, bütün İslamcılara dedim, meydan okuyorum. Kur'an'da insan öldürmeyin. Her kim olursa olsun, dini, dili, ırkı, cinsiyeti, mezhebi, ne olursa olsun, bir insanı öldüren dünya insanlığını öldürmüştür. Siz de sarf ettiniz o şeyi. Böyle bir ayet getirirseniz sabahleyin iman edeceğim dedim. Hem de Kur'an'a iman edeceğim dedim. Böyle bir ayet yoktur Kur'an'da. İnsan öldürmeyin ayeti yoktur. Maide suresi 32. ayeti kullanıyorlar sürekli. Maide suresi 32. ayette İsrailoğullarına şöyle yazdık. Haksız yere bir insan öldürmeyindir. Haksız yere. Peki haklı sebepler nedir insan öldürmenin? Haklı sebebi olabilir mi insan öldürmenin? İşte kıssas. İşte kafirlik. Ayetleri inkar etmiyor. Savaş koşulları, mesela savaş koşulları, Atatürk de demiş, düşmana ölüm demiş mesela. Savaş koşulları abi, çay içip vaz yapacak halleri yok ya. Hocam bir yere geleceğim. O ayet üzerinde duralım abi. Yazdık diye. Bak abi, İsrailoğullarına yazdığını Kur'an'a da almış ama. Ve orada diyor ki adaletin tesisi ve savaş koşulları dışında İsrailoğullarına yazdığını diyor. Yazdığını Kur'an'a almıyor mu abi? Şu anda Maide'den okumuyor muyuz o ayeti? Bakın şimdi Maide suresi 32'de yazıyor. Maide'den okuyorsunuz şu Tevrat, abi. Şu Tevrat. İsrailoğullarına verdim dediği kitap. Musa'nın eline verdim dediği kitap. Tevrat. Tevrat'ın içerisinde öyle bir ayet yok. Bize göre tahrif edilmiş. Kur'an'a göre tahrif edilmiş abi o. Bize göre tahrif edilmiş o. Onun içinde olmayabilir. Şimdi bir saniye. O sene zaten bunu tarif etmişse bakın diyor ki İsrailoğullarına yazdık diyor. İsrailoğullarının hikaye kitaplarında geçer bu. İsrail hikaye kitaplarında geçer yani Talmud'da geçer. Tevrat'ta geçmez. Bu bir. İkincisi haklı sebep olmaksızın diyor. Haklı sebep olmaksızın diyor. Şart koşuyor zaten. Sebebi nedir? Tanrı'ya göre insan orada açıklıyor. Orada açıklıyor. Diyor ki savaş koşulları ve adaletin tesisi nerede? Dışında. Nerede açıklıyor? Bak abi bak. Bir de devamını da okuyun lütfen. Diyor bir insanı öldüren diyor bütün insanlığı demiyor. Gibi. Hocam çarpıtmayın. Bak şimdi insanı, ayeti ben ezbere biliyorum. Çünkü yeminim var. Eğer bu ayet bir de devamı var. Bir de diyor ki her kim bir insanı da hayatını kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış. Kesmezseniz memnun olurum. Diyor ki bak ayeti söylüyorum. Tamam. Haklı bir sebep olmaksızın. İbrahim açar mısın ayeti lütfen? Haklı bir sebep olmaksızın.
Okuyun mu ayeti? Her kim, evet, 32. ayet, Maide suresi 32 ve 33. Okuyayım abi bir saniye, müsaade eder misiniz? Maide suresinin 32. ayetini okuyorum arkadaşlar. Elmalı'dan okuyorum. Bunun içindir ki, sesim geliyor değil mi? Kapatmamışım, evet. Bunun içindir ki İsrailoğullarına kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan yok, bir nefsi öldürürse. Atladın ya. Efendim? Atladın ya. Atladınız. Hayır. Ha tamam, şeyden okuyorsun. Tamam okey. Tamam. Kim bir kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, başta tekrar okuyorum, bunun için İsrail oğullarına diye geçiyor bakın. Hayır, güzel. Tamam da Yakup abi. Bütün insanlara, müsaade etseniz iki tane avukat bey. Abi gözünü seveyim. Şu ayeti orada okuyalım. Kim bir sonra cana kıymayan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi. Bak abi orada diyor ki kim bir cana kıymayan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan. Bozgunculuk diye neye diyor? Bozgunculuk diye niye diyor? Ben eğer İslam dinine inanmıyorsam ben onun için. Hayır abi. Hayır abi. Evet, o senin yorumun. Abi yorum yapıyorsun. Tevbe suresini açar okursanız orada görürsünüz. Abi Tevbe gittin. Burada yorum yapıyorsun. Hocam bunlarla ilgili çeşitli yorumlar yapıyorsunuz. Fark abi devamını okuyalım. Kendinize göre yorum yapıyorsunuz. Ben matematiksel olan bir ayet söyleyeceğim. Siz bu ayeti biz Tevrat'tan mı okuyoruz? Size Kur'an'dan mı okuyoruz? Bir şey söyleyeceğim. Kur'an, senin anladığın Kur'an, sizin yorumladığınız Kur'an, kadın ve erkeğe eşit olarak görür diyorsunuz değil mi? Eşittir diyorsunuz. Evet. Her aynen, birebir eşit. Aynen öyle. Birebir eşittir diyorsunuz. Ben bu adaletsizliğini, Kur'an'daki adaletsizliğini size gösterirsem, ayet vererek gösterirsem bu işten vazgeçer misiniz? Ben vazgeçerim de abi. Sen vazgeçmiyorsun. Buyur. Bak orada şimdi yazıyor işte. Yazıyor işte. Haklı sebep olmaksızın diyor. Öldürürseniz diyor. Abi haklı sebebi de orada açıklıyor işte, gözünü seveyim abi. Haklı sebep ne? Bozgunculuk nedir İslamcıya göre? Abi bak abi şu bak. İnsanları mesela sen katlet diyorsun, tamam mı? Mesela diyelim bir Mao ya da işte bir cana kıyarsa diyor. Şimdi burada abi bak İslam hocam, kısası. Hocam yapma. Tevbe suresi 13. ayette. Tevbe suresi 13. ayette dil uzatanları diyor. Sen abi istisnaya sığınıyorsun bak abi. Niye istisnaya kuraldan Tevbe abi suresi bak açar mısın İbrahim? Tevbe şimdi istisna yapıyor. Diyor ki bak abi haklı sebep olmaksızın bakalım, bir insanı öldürürse genel kuralı koyuyor abi. Öldürene genel işte diyor ki insanı öldürmüş gibidir. Peki onu öyle kabul. Ama İsrailoğullarına yazdığını Kur'an'ı almış abi. Maide'den okuyoruz bunu. Bunu uyguluyorsun değil mi? Bir de devamı var. Biri bir hayatını kurtarırsa da bütün insanlığı kurtarmış gibidir yazıyor abi. Yazıyor. Kabul ediyorsun. Bu ayeti o şekilde kabul ediyor musunuz? Tabii yazıyor, orada yazıyor. Nasını kabul ediyor. Bakın ne de yazıyor. İsrailoğullarına bakın ayette ne de yazıyor. İsrailoğullarına bütün tırnaklı hayvanların yemesini yasak ettik diyor. Niye yiyorsunuz? Hangi tırnaklı hayvanları diyor abi? Bütün tırnaklı hayvanları diyor. Bütün tırnaklı hayvanları haram ettim onlara diyor. Tamam. Niye diyorsunuz? Biz hangi tırnaklı hayvanı? Hepsini, bütün tırnaklı, istisnasız. Bizimkiler tırnaklı değil, toynaklı abi. Tırnak mesela kedinin kulağı var abi. İsrailoğullarına bütün tırnaklı hayvanların etlerini ve iç bağırsılık ve bilmem ne kemiklerini, yapışını, yağlarını yasak ettim. Tamam. Niye yiyorsunuz? Biz yemiyoruz ki abi. Neyini? Eti yemiyor musunuz kardeşim? Abi İsrailoğullarında da domuz haram, bizde de haram. Domuz onlarda değil, ne? Tırnaklı, bizde tırnaklı, helal olan, koyun, bizde keçi, helal olan. Koyun, keçi, sığır. Onlar aklında, onlar tırnak. Abi koyunda tırnak mı var gözünüz seveyim olmaz ya. Olmaz mı hocam, koyunda tırnak olmaz mı? Tırnak var. Nasıl bir tırnak olmasa? Toynak abi. İsrailoğullarına cumartesi yatağı da var. O toynak abi, o tırnaklı toynak işte. Aynı çıktı, onlar diyor yasakladık. Abi olur mu, toynak ayrı, tırnak ayrı, gözünü seveyim abi ya. Ya o zaman sesim geliyor mu? Bir saniye. Bu bir. İkincisi. Biz diyor İsrailoğulları sizi bütün dünyaya üstün kıldığımızı ve diyor sizi müthiş bir şekilde rızıklandırdığımızı hatırlayın. Niye kabul etmiyorsunuz İsraillerin bütün insanlara üstün olduğunu? Tabii ki o zaman üstün kılmış, ben kabul ediyorum. O zaman da bu ayet ne geziyor burada? Nasıl ne geziyor abi? O zaman Kur'an bak ne diyor?
Bak Kur'an o zamanki İsrailoğullarına o zaman dünyaya üstün kıldığını hayır. abi diyor. Nerede? Abi üstün kıldığımızı hatırlayın diyor. Ya, üstün kılmamış. İsrailoğullarına hitap ediyor. Ne zaman hitap? Hocam bir saniye. Abi Firavun kıtabında üstün kılmamış. Kabul ediyor. Ne zaman söylüyor? 600 yılında söylüyor değil mi? 7. asırda söylüyor bunu. Kur'an 7. asırda ne uzun oldu? 7. asırda. 7. Ya, asırda tamam da ama kimle ilgili söylüyor? Musa'nın kavmiyle alakalı söylüyor. Üstün kılmaz mı? O zaman ne ilgilendirir bu hayat? Aa, olur mu abi? Tarihten bahsediyor. Tarihi bilgi veriyor abi. Peki, yani tarih yaratmışsın. Niye üstün değil? O zaman Tanrı yanılmış mı? Size göre tarih huzur. Efendim? Yanılmış ne dediniz? Sonunu anlayamadım. Tanrı niye yanılsın ki? Hayır. İsrailoğulları eğer bütün dünya insanlarından üstün değilse. Hayır abi değilse, bak. Firavun bak Musa kavmini bütün o dönemin alemlerini üstün kıldı abi, doğru bu. Yani sizce tarih bilimi yüzlerce söylemedim. Net başka bir şey söyleyeceğim. Demin dediniz ki erkek ve kadın net eşittir dediniz. Hah, ona gelelim. Bak ya şimdi, ama politik konusunda da çıktık ama ya. Hayır, burayı söyleyeyim, ben çekileceğim. Çünkü tamam. Neden? Zaman kaybı, yani tartışmak bir şey ifade etmiyor. Bütün ayetleri kendinize göre yorumluyorsunuz. Kendime şimdi, göre değil abi, ne görüyorsun? Nisa suresinin 12. ayette bakın, dediniz ki eşit dediniz. Nisa suresinin 12. ayetinde diyor ki sizlerden biri ölürse kadınlarınızın bıraktığı malın yarısı diyor. Eğer çocuğu falan yoksa. Yarısı sizin. Ama siz ölürseniz dörtte biri kadınınızın diyor. Nerede eşitlik? Soruyorum. Bu ayetin yanıtını veriyorum. Evet. Nisa kaç dediniz abi? 12. Nisa 12. Okuyalım mı? Okuyalım lütfen. Lütfen. Evet okuyoruz arkadaşlar. Elmalı'dan okuyorum. Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şayet bir çocukları varsa o zaman mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa borcu ödendikten sonra verilir. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır. Evet, orada dur kardeş. Bak ne diyor? Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıkları mirasın yarısı sizin. Erkeğe gelince diyor ki kadınlarınızın malının yarısı sizin. Erkek ölünce diyor ki onların dörtte biri diyor onlar. Çocukları yoksa, kimsesi yoksa. Siz şimdi avukatsınız, eşiniz de çalışıyor. Diyelim ki 100 bin liranız var. Trafik kazası yaptınız, siz öldünüz. Şeriat devleti var. 100 bin liranızın 25 bin lirasını kadınınız alıyor. Eğer kadınınız ölürse o paranın yarısını siz alıyorsunuz. Nerede burada adalet? Rakamı da yorumlayacak haliniz yok herhalde. Oran, rakam. Şimdi abi, Nisa suresi. Şimdi tabii biz tefsirleri, beyanları açıyoruz da oradan okuyoruz da abi. Şimdi Nisa suresi 12 benim acizane tefsirimi açayım abi. Ben bir de biraz da bizim tefsirimizden gidelim abi. Nedir bu hep başka tefsir başka tefsir abi? Başka i̇şte ben okuyorum değil, abi. Meal Murat Bey. Abi bizim de tefsir yapma hakkımız yok mu? Herkes yapmış abi. Bir de biz yapalım. Murat Bey, bak siz abi, tefsirinize Murat Bey, siz tefsirin bir şey diyebilir miyim? Siz tefsirinizde şeye geldiniz mi bu miras ayetlerine? Çünkü benim bardağı taşıran son damla o olmuştu. Siz de gelirseniz oraya. Geldim. Ne demek istediğimi şimdi, anladınız mı? Zaten Nisa 12 de onunla alakalı. 12'yi okuyorum. Yalnız şeyden de alabilirim. Daha yukarıdan da alabilirim. Çünkü hep mirasla alakalı geçmiş ama ben bu 12'yi alayım isterseniz. Murat Bey, hangi tefsiri kullandığınızı... Tamam, bir saniye. Hangi tefsiri ya da meal söylüyorsanız ben burada hepsi şeyler var. Onu açalım. Kendi tefsirim benim bu. Ben yazdım. Siz Arapça biliyor musunuz o kadar? Biliyorum dedim ya. Öyle mi? Bir de ben şöyle bir metot izledim tefsir yazarken. Kur'an-ı Kerim kafiyeli ya. Hiçbir mealde bu kafiye sistemi korunmamış. Ben bu kafiye sistemini de korumaya gayret ettim. Eğer ölen kimsenin hem kendinden ve hem de müşterekler de dahil bir çocuğu yok ise eşe yarı hissedir. Kalan yarı hissede
Bölüşülür elbette, kalan varis kimlerse. Şayet kendine ait çocukları var ise, dörtte bir kalır eşe ve kalan dörtte üç de bu çocuklar katılıp diğer tüm varislerle bölüşülür elbette adil bir dairede. Eğer ölen kimsenin kendisinin sadece hiç çocuğu olmayıp müşterekler var ise, o zaman dörtte birdir eşe kalacak hisse ve kalan dörtte üç de kalan tüm varislerce müşterekler katılıp bölüşülür elbette. Bu mantıkla giderek adil bir dairede şayet ölen varisin hem kendinin ve hem de müşterek çocukları hepsi de mevcut ise eşe sekizde birdir kalan yedi hissede bölüşülür elbette diğer tüm varislerle. Tüm çocuklar katılıp adil bir dairede eşe ait saklı pay açıklanmıştır sade. Ancak bu durum yine vasiyetten sonradır. Bir de bu dairede borçlar çıkılmalıdır. Evet, Murat şimdi Bey. Abicim bu miras hukuku devam ediyor. Kardeşlerle ilgili saklı paya gelince bu ayrık bir konudur. Bilinmeli iyice. Kadın erkek fark etmez ayrılmadan cinsiyet. Eğer ki bir muriste hiç çocuk yoksa şayet, ana baba da yoksa, varisten kardeş varsa, örneğin kardeşleri bir erkek bir de kızsa, kadına ve erkeğe eşit paylar verilir. Her birinin payları böyle altıda birdir, toplam altıda iki bunların hissesidir. Kalan altıda dört de elbette taksim edilir, kalan tüm varislerce adalet gözetilir. Eğer ki bu kardeşler ikiden fazla ise, toplamda üçte birdir bölüşülecek hisse. Kadın erkek fark etmez yine bu kardeşlerde zarara uğratmamak gözetilir sadece. Kalan üçte iki de diğer tüm varislerce bölüşülecek yine adil bir dairede. Ve bu durum da yine vasiyetten sonradır. Bir de bu terekeden borçlar çıkılmalıdır. Allah elbet alimdir ve de hakim olandır. Evet Murat Bey, bir saniye. Ponçik, Murat Bey. Arapça biliyorsanız şu ekrandaki siyah yazılı bir Arapça var. Onu okuyabilir misiniz bize? Ne diyor? Biraz büyütelim. Büyük zaten yeterince. Sizinki çok şey olmuyor da. Biraz daha büyüttüm. Buyurun. Benim ekran sizde şey olmuyor. Bir, yok yukarıdaki daha net. Bu aşağıdakiler hiç okunmuyor. Siyah olan biraz ekranda görmüş olduğunuz metni şey tıklarsanız ekrana. Beni sadece ekranınızın şu siyah yazan yeri bir okuyabilir miyiz lütfen? Bir dakika şöyle bir şey yapalım kardeşim. Ben sizin şeyden göremiyorum da şuradan bir Arapça bir şey açayım ben. Benim sizin açtığınızı değil size. Benim açtığımı okumanızı istiyorum. Ya senin açtığını okuyacağım da yukarıya bir çık. Daha yukarı, yukarıda daha büyüktü yukarısı. Bunu mu okuyacaksınız? Bir dakika kardeşim. Dur mesela o hangi ayet mesela diyelim ya da ayetten bahsetmiyorum. Herhangi bir ayet Arapça metin koydum. Arapça bir şey açalım mesela. Diyelim ki Maide. Ben okuyayım mı İbrahim? Ya okuma okuma. Avukat Bey Kur'an'dan değil. Ben başka bir şey açtım. Şunu böyle, ben size tamam, ekran görüntüsü atayım isterseniz. Okurum kardeşim okurum bak. Şimdi. Hani Arapça biliyorum dediniz ya o yüzden merak ediyorum. Biliyorum, ben sana Arapça. Hem okuyayım hem tercümesini ya, söyleyeyim de İbrahim. Şimdi bir dakika bir dakika dur. Şimdi şu kamerayı terse nasıl çevireceğiz? Siz şimdi Kur'an'dan bir ayet okumaya çalışacaksınız. Ben onu istemiyorum işte. Hayır Kur'an'dan değil herhangi bir Arapça bir şey olsun. Tamam ben yani size metni Hangouts'tan atıyorum. Oradan okuyayım. Kardeşim senin Hangouts'tan bana bir at ben okuyayım. Ha, tamam süper. Siyah olan yeri alalım. Ayıramazsın şimdi hocam. Bekliyorum Hangouts'tan at sen bana. Ben hiçbir şey anlamadım. Bak orada diyor ki kadın hiç kimseler yok da eşlerin hiç kimsesi ya, yoksa kadına bir dörtte bir erkeğin yarısı. Yakup abi. Yanıtını alayım. Yakup abi özür dilerim. Avukat Bey'e ben metni attım. Arapça metni. Bir okursa sevinirim ben. Tamam. Şöyle zoomluyoruz. Bir saniye. Zoomlamayın. Hangouts'tan attım zaten. Evet. Direkt okuyabilirsiniz. Ya attın da benim şimdi yaş 53 kardeşim. Bir dakika. Şimdi büyüttüm bunu. Nusretu bir rabi alel aduvi ve utiyetu cevami el kelime ve beni ve beynema ene naime
atitu Google çevirden mi okuyorsunuz? Sizi görebilir miyiz? bimefatihi hazaini erdi fevadiat fi yeda. Bu kardeşim, kestettiniz mi? Görüntü alabilir miyiz? Ne yaptınız? Hiç vakit göremiyoruz ki. Evet, tamam, birçok yeri yanlış okudun. Birçok yeri yanlış okudunuz. Tamam, çevirisini alalım bir saniye. Yanlış okumadım. Harekeler ve şey yok. Net değil. Göz sorunum da var zaten ama doğru da okudum. Ne diyor kardeşim orada? Masiret bir rabi alel aduvi, düşmanlarla cevami el kelime ve benene ve beni ve beynema ene naimu. Doğru mu okuyorum kardeşim? Utitu bimefatihi hazaini ardi febudiat febudiat bu evet febudiat fi yedey. Doğru mu kardeşim? Siz biliyorsunuz diyorsun. Evet. Aşağı yukarı doğru. Biliyor. Aşağı yukarı da. Peki teker bir gidelim. Çevir alalım mı? Nusi bir kere burada bak. Z'nin üzerinde bir hareket olmamış mesela. Nusi Zetu diye okuyoruz biz bunu. Nusi Zetu bir ragi bu gayının üzerinde de hareke yok, tamam mı? Bir ragi diye var mı hareke? Murat Bey, kamerayı hareke açar mıyız lütfen? İbrahim bir daha koyar mısın metni? Kamerayı açabilir hareke miyiz yok, Murat Bey? Gayının üzerinde hareke yok. Alel aduve aduvi aslında da bak oradaki şeyi alta koyması gerekirken üste koymuş. O aduvi aslında aduve değil aduvi. Şeddenin altına koyunca iyi okunuyor ama aslında doğru usul onu vavın da altına koymak. Ya grameri buradaki tartışmıyorum hatta, Murat hatta Bey. Hatta gramer değil kardeşim, Arapçayı söylüyoruz işte. Nun harfi, sat harfi, te harfi, te harf hep söyleyeyim. Ya bir dakika bir arkadaş, çevirin ya, bir çevirin. Yanlış okuyorsun dedi de onu da yapacağız. Değil, peki. Şimdi arkadaş dedi ya yanlış okudum, ben tek tek kelime kelime kusura bakmasın. Şimdi tek tek harf harf gideceğim. Nun var, sad var, z var, t var. Doğru mu Ponçik kardeşim? Sen biliyorsun. B var, sonra elif var, sonra lam var, r var, gayın var, b var, ayın var, lam var, y var. Tek bir hatamı bul bakalım. Elif var, lam var, ayın var, dal var. Anladım, var. Söyle bir cümle ya. Bir abi cümle bir dakika, ya. Bir dakika abi. Ben İbrahim'e soruyorum. Ponçik'e soruyorum. Var mı Ponçik şu ana kadar yanlışım? Doğru okudum. Kabul edin. Abi Dur, bir dakika. Harf bak. Tek bir harf yanlışım var mı? Sonra vav var. Evet, aynı gayın dediniz var mesela. Yo, gayın dedim. Bak gayın var. Bir ru'bi diyor ya, bir ru'bi. Siz orada tutuk mu? Orada ben nokta gördüğüm için gayın dedim. İşte tamam, nokta görmeyeceksiniz. Kardeşim benim gözüm bu kadar görüyor. Orada tutuk, cezim biraz daha büyük yuvarlaktır. Neyse, vav var, elif var, vav var, t var, y var, t var, cim var. Vav var, elif var, mim var, ayın var. Tamam mı kardeşim? Elif var, lam var. Kusura bakma, hepsini dinleyeceksin. Çünkü tek tek harf hatam bulacaksın. Kef var, lam var, mim var. Vav, b, y, nun, mim, elif, elif, nun, elif, nun, elif, hemze, mim, elif, t, y, t, b, mim, F, elif, T, T, Y, hata dedi, hata dinleyecek ya, abi. Sen bize bunu ne demek istiyorsun? Ya, abi, çocuk gibi hata, okuyorsun. Hata dedi abi, dinleyecek harf harf var mı bir tek bir harfte hatamız? Sonra yanlış çeviriyorum. K, Z, elif, Y, nun, elif, lam elif, Z, D, V, vav, d, elif, feltekse yani s, f, y, dal, y. Tamam mı? Var mı tek bir harf hata? Feltekse hiç yok o cümlede. Ya nasıl yok kardeş? Ha, bu tutuk mudur o? Ya bak, o tutukları o t o zaman üstünde şimdi bak. Şimdi burada harf harf okuyacağınıza cümleyi okuyamıyor musunuz? Ben okuyayım size. Cümleyi de okudum. Sen hata.
Hata diyorsun Bak, kardeşim. bakın bakın. Rusya'da bir Rubi alel Hocam, aduvi ben ve Almanca Erdil biliyorum. grup Sen ben bana bir sayfa Almanca konuşabilir misin? cevabı Türkçesini söylemişim cevabı şimdi. kelime ya bu ama bu sohbet çok yani çok tuhaflaştı yani. Ya hocam Şimdi hadi sınav sen ediyorsun bir cümle, da. bir Ya cümle şimdi Türkçesini abi ya bak. evet şimdi gerek Abi yok bak. Şimdi şu beyefendinin sınav modundan bir çıkalım abi. Ben beyefendinin şimdi Arapçası gerçekten gerek yok. Gerek yok. Beyefendi Anlaşıldı gerek mı? yok. Zaten şimdi hocam telaffuzundan anlaşıldı ki Arapçan yok. Ya. Arapçam yok mu? Peki Yok abi bir tabii. İhlas Arapçanız yani suresini Kur'an'ı çevirecek kadar bir dakika başkalarının abi. çevirisini Bir dakika beğenmeyi abi. İhlas kendi çevirecek kadar. Ben ne diyorum Ponçik şimdi? yok. Bana bir sayfa Yok abi. Almanca konsaydı önüme Ben bir sana sayfa abi bak. Almancayı şöyle bakarak Bak. Türkçesini söylerdim. Söyledi ki abi ne Tamam. çarpıtımdır Tamam. ya. Harf Diyorum harf ki, söyledi diyorum ki ne insaf. diyorum ben onu Kısaca söyle. harf söylemeyin. Tamam. Kısaca bitirelim. Şimdi bak İbrahim geri kardeşim. koy. Ben ama Geri koy. bağlanamıyorum ki Güzel şeye. kardeşim. Nasıl bağlanıyorduk buraya? Ben görünüyor muyum Abicim. orada? Kamerayı açar Abicim. mısınız Murat Bey? Bir dakika abi Murat dur Beyciğim. heyecan çıkamıyorum bir Sen saniye. Murat Bak Beyciğim. kardeşim ben sana bir şey nokta koyayım. Şimdi bu hiç hoşuma gitmedi. Niye hoşuma gitmedi? Şimdi sınav yaptınız. Tek tek harf harf söyledim. Hiçbir hata Bırakın yok. diyorum hocam. Tamam Yapmıyoruz. mı? Sınav yapmıyoruz. Diyorsun ki bir dakika abi telaffuzunda hata var diyorsun. Telaffuzunda hata var diyorsun abi. Tamam mı? Ben sana Gördük ki Arapça bilmiyorsun. abi ne münasebet telaffuzunu hele bir sen bir İhlas suresini bir okusun bakayım Ponçik. Ya Kul huvallahu ehed okuyayım mı? Allahu samed Ben de okuyorum. Şimdi lem yelid. el Ben aç de okuyor okuyorum. Bir dakika, bir dakika. O zaman Yani madem şu bana sınav telaffuzda istedi. bir dakika senden sınav değil. Seninkiyle aynı. Bak bir dakika. Benim telaffuzumda bir hata var Tamam mı? Bir sen dinle oku bir de ben bakalım. okuyayım. Hadi bakalım. Ya sen Ya Kur'an şeyi okuyorsun. olur. Beni bir dinle. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehed. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuvan ehed. Var mı Bunu ben de kardeşim okuyorum. Bunu ben de hata? okuyorum. Doğru Ya mu? bunu Harfini herkes okuyor. Tek Yani duydum ben. şimdi kardeşimiz Samet'te zaten yarı peltektir kardeşim. Yani Hayır efendim. Hayır şimdi efendim. ne Zerre peltek münasebet? yoktur satta. Zerre pelteklik yoktur. Sat Samet. harfi böyle O sen bilmiyorsun. Yarı pelteyiktir o. Senin Ben dediğin bilmiyorum. abi. Hocam, Bak o senin dediğin sin gidin. kardeşim. O senin Ya dediğin hocam, sin. bırak Ya sen o zaman ediyorum. Arapça da bilmiyorsun. Sen Bırak Arapça bilmiyorsun o zaman. Tamam ya Ya sen suya geçelim. Suya ediyorum. sinle Bırak. sadı karıştırıyorsun. Kardeşim. Avukat Sin kardeşim. peltek değildir. Sin peltek değil. Sat yarı Allah peltektir. Bir de S vardır. Tam peltekse. Ya sen onu bile bilmiyorsun kardeşim ya. Bu Bırak. arkadaş hiçbir şey bilmiyor Arapça adına. Sen hiç bilmiyorsun Tamam kardeşim. tamam şey Şimdi sen tartışmaya girmeyelim. sadı sin yaptın ya burada. Murat Sen Bey, nasıl okuyorsun? Murat Bey. Samet diye mi okuyorsun? Murat Bey tamam. Ufak. Ekrandaki görüldüğünüz, okuduğumuz şu metin var ya, ne diyor? Abicim ne diyor biliyor musunuz? Siz tamamen boş yapıyorsunuz, saçmalıyorsunuz diyor. Tamam mı abicim? Ben bu şeyden sıkıldım. Yani bu nedir ya? Yani hadi test ettiniz, testi de geçtik. Üstelik Hayır daha de size Murat Bey. tecvidimi beğenmediniz. Ya bir dakika. Şimdi tecvidimi beğenmediniz. Tecvid okuyoruz kardeşim. Daha ne okuyalım size? Ha Murat şey Bey. okuyalım. Felak suresinin bir dakika abi ben sırayla giderim. Ya ben şuradaki Bismillahirrahmanirrahim. iki satır Kul şeyin euzu bi Türkçesini rabbil istiyorum felak sizden. min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vakab ve min şerrin neffâsâti fil ukadi ve min şerri hâsidin izâ hasad. İza değil işte. İza. İza hasad. Biz ne dedik kardeşim? Bakın, İza bakın bir hasad. ekrana bakın. Benim görüntüyü görebiliyor musunuz? Ben Arapçada şu kalın, anda ince ve peltek. bütün görüntü gitti yalnız. Hem Gider. sizi Peki. benim Kalın şeyim var harfler. mı? Bir dakika bir Kalın. dakika. Benim görüntüm Tamam. çıkıyor mu YouTube'da? Dinleyin. İstediğiniz Görüntünüzü imama da kapattınız şu sorun. an. Murat Bey, istediğiniz Şu imama an sorun. İstediğiniz görüntüm var araba mı? sorun. Dünya üzerinde bir tek aksini söyleyecek insan yok. Boş verin görüntüyü. Arapçada kalın harfler Hayır, ha, sat, bütün hepsi bat, gitti. ta, Ya va, şu gayn Arapçası ve kapatayım. Sorunum kaynadı. Yapmayın etmeyin. Bugün de sizin internet kesiliyor. Zaten çıkacağım. Yani yetişmiyorum. kaf. Hocam şu soruma bir cevap alayım, yanıt alayım ondan sonra. Kardeşim bak. Biz sana doğru düzgün tecvit veriyoruz. Tamam mı? Sen şimdi Ben de benim tecvidimi size beğenmiyorsun. Ben veriyorum. de senin tecvidini beğenmiyorum.
Senin tecvitin doğru değil. Bir kere sense sadı sen kapatayım ya. Bak şimdi benim dedem öldü. Sen sadısın gibi okuyorsun. Hocam dinliyor musun? Bak dedem öldü. Tamam abi ben demek ki o kadar önce okumuşum ben bu Arapçayı. 36 tane imam geldi. 36 tane imam geldi hatim indirmek için. Adamın ıskat vasiyetini hesap ederken 36 imamın 36'sı da ters düştü ya. Ben sizi göremeyince bir tuhaf oluyorum. Ben sizden görüntü gitti. Sizi göremiyorum döndür. Ya. Kameranı çevir abi. Kameranı aç. Şey programa Yakup geç. Yakup abim. Başa döndü bu iş şimdi. Hocam bir dakika. Yakup abicim. Yakup abicim. Şunu nasıl edeceğiz? Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilirim. Hem sohbet bozuldu hem de tartışma bozuldu. Çok manasız bir yere geldik. Herhalde gece vakti olduğu için. Hayır, keselim mi? Bakın Nisa suresi 12. ayetini ben açık ve net sordum. Kendi şeyini okudu. Avukat Bey kendi tefsirini okudu. Kendi tefsirini okudu. Bir açıklamasını istiyorum. Ya orada diyor ki kadına %25 veriyor. Erkeğe %50 veriyor. Bunun sebebi nedir? Adalet nerededir burada? Bunun yanıtını alalım tamam. Nisa suresi 12 orada açık ve net diyor ki eğer hiç kimse yoksa, varisçisi yoksa dinliyor musunuz beni? Duyuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Çıktı galiba. Yine duyulmuyor herhalde. İbrahim duyuyor musun? Sesim duyuluyor mu? Ben seni duyuyorum da avukat bey çıktı mı? O avukat abi bak ben yıllarca Arapça eğitimi almış bir insanım. Adım gibi bilirim Arapça harfleri. Telaffuzum %100 doğru olmayabilir o ayrı mesele ama kalın bir harftir sad. Sa diye böyle dil dişlere doğru yayılarak çıkartılır. Sa, sa diye asla peltek değildir. Peltek demek dişle ön dişlere değerek çıkarılması. Mesela S harfi gibi, zel gibi, va harfi gibi peltek harfler bunlardır. Kendisi zaten orada hiç peltek S yoktu. T harfinin üstünde bir cezim vardı. Onunla birlikte üçünü bir sayıp anlaşıldı. Arapça bilmedi anlaşıldı. Arapçayı bırak okumayı bile bilmiyor. Yani Kur'an okumayı da bilmiyor. Hayır, Arapça bilmedi anlaşıldı. Neden anlaşıldı dedi. Ya ben diyorum ki ben Almanca biliyorum diyorum değil mi? Kardeşim bak bir satır gösterdiniz. Sadece bir satır. Bana bir sayfa Almanca'yı getir. Ben Almancasını okumadan şöyle bakarak Türkçesini söyleyeyim ya. Evet. Şimdi abicim yani dil bilmek böyledir. Dil bilmek böyledir. Dil böyle bilinir. Yani bu arkadaş işin şeyinde yani başka bir boyutunda şimdi, işte hani bak, inanmak zorunda. Nisa suresi 12. ayetinde orada açık ve net diyor ki hiç kimse yoksa evli bir çift çocuk ana baba hiçbir şey yok. Öldüğü zaman Kur'an kadına 100 bin lirası varsa 25 bin veriyor, erkeğe 50 bin veriyor. Arkadaş da dedi ki ben kadın ve erkek eşittir dedi. Ve aynı şekilde şeyde bu Maide suresinin 32. ayetinde de şeye yazdık, İsrailoğullarına yazdık, haklı bir sebep olmaksızın. Sebepleri de diyor zaten. Huzuru bozmak, İslam'a karşı çıkmak, Allah'ı inkar etmek, ayetleri tanımamak. Bunları tanımadığın zaman zaten ölüm sebebi olur. İnsan ya öldürmeyin zaten... yani insan öldürmeyin diye bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi, yok öyle bir ayet. Yakup abi fazla uzatmayalım isterseniz. Şimdi birkaç yorumu gördüm. İbrahim tartışmayı yönetemedi diye. Arkadaşlar ben karışmamaya çalışıyorum. Çünkü üçümüz birden adamın üstüne gitmeyelim diye. Çünkü olumsuz görüyor İslamcı karşıda. Adama söz hakkı vermez. Üç kişi saldırdınız. Az önce yayına girmek isteyen insanlar da vardı. Hiçbirini kabul etmedim ben. Ben sadece burada bir adil bir tartışma olmasını sağlamaya çalışıyorum. Herkese söz hakkı veriyoruz. Aradaki yani şeyde herkes bir arada konuşunca da araya girip müdahale etmek zorunda kalıyorum. Az önceki konuya gelecek olursak avukat bey dedi ki ben Arapça biliyorum dedi. Tefsir yazmış adam tefsir yazmış ve Arapça biliyorum iddiasında bulundu. Bir kime kitabı ya bir sus bu şeyde kendi kendine devreye giriyor ya. neydi o iPhone'un şeyi var ya kendi kendine benden bir şey istiyor. Allah mı girdi içine ne oldu? Neyse. Şey yapmayayım da. Arkadaşlar. Avukat Bey'in iddiası neydi? Arapça biliyorum dedi. Tefsir yapıyor. Eğer tefsir yapabiliyorsanız Arapçayı sular seller gibi bilmeniz lazım.
Yakup abi Nisa suresindeki o çarpıklığı göstermeye çalıştı. Orada bir kadına karşı olan yani ayeti daha önce defalarca biz tartıştık. Eksik veriyor. Erkek fazla alıyor, kadın eksik alıyor paydan. Bunu açıklamaya çalıştı. Tabii avukat bu konuda açıklama yapamayınca kendi tefsirini okudu. Şiirsel bir şey yazmış orada. Bir şiir yazılmış gibi bir şey gördüm ben. Neyse ben de sordum ki toparlıyorum arkadaşlar. Eğer Arapça biliyorsan bunu tefsir edebilirsin. Ama ben karşıya metni gösterdim. Her zaman olan şeyler ben göremiyorum. Metin olarak gönderdim. Okumaya çalıştı. Okuyamadı bile. Çevir diyorum. Kaç defa duydunuz? Çevir diyorum. Çevir, çevir. Çevirmek istemiyor. Gidiyor Kur'an'dan Nas suresini okuyor. Biz onu küçükken biz bile öğrendik. Herkes okuyor bunu ya. Yani herkes okuyor bunu. Yani Kur'an'ı ezberletiyoruz. Hafızlar bile okuyor. Önemli olan çevirebilecek kadar Arapçaya çok hakim olmak lazım ki bunun üzerinde bu böyledir diyebilirsiniz. Ama defalarca sormama rağmen ekrana tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Burada ekrana göstereyim bir saniye. Burada bir ifadeyi istedim ki şu ifadeyi okusun ki yani Arapça bilecek kadar çevirip ve Kur'an'a meal yazabileceksin. Defalarca dedim yok. Abi burada yazıyor işte. Ha. Şunu söyleyemedi. Çok iki satır bir şey burada. Ne diyor? Allah diyor bak Allah'ın elçisi söyledi ki diyor. I have been helped by terror. İnsanların kalbine terörle hükmetmemi emretti diyor. Çok basit bir kelime. Bana anahtar verdi falan. Ya bunu söyleyemedi işte. Eğer sen bunu daha söyleyemiyorsan sen nasıl çıkıyorsun diyorsun ki ben Arapçayı biliyorum diye. Ya ben yıllardır İngilizce konuşuyorum bilmiyorum diyor. İlahiyatçıların %98'i Arapça bilmiyor ya. Öyle. İlahiyatçıların %98'i Arapça bilmiyor. Ya bu din kıvırılarak olmaz abicim. Ya avukat olarak bir insanın yani bu dini savunması bile gerçekten vahim bir durum. Ben yani ne diyebilirim? Neyse Yakup abi kapatalım o zaman hadi. Bugün de benim internet hep gidiyor ya. Uzatmayalım zaten. Benim de internetim gitmemeli. Oldu Yakup abi. Nokta olarak şöyle söyleyeyim. Ben hazırlamıştım zaten şey olarak. Kur'an'daki Allah kimdir? Kur'an'daki Allah kimdir? Kendisine yalvarmasını isteyen insanların kul olmasını isteyen biridir. Mümin suresi 60. Kendisini öven sürekli şanım yücedir, benim tahtım var, arşım üzerinde tahtım var, melekler tarafından çekiliyor falan diye sürekli kendini öven, ben işte şanım yücedir diyen bir Allah. Yasin suresi 83. İnsanlara beddua ediyor. Allah onun canını alsın diyor. Allah onun canını alsın diyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlara piç diyor. Sürekli aşağılıyor. Sonra insanlara, kendisine inanmayanlara yalancı diyor. Sonra insanları denemek için birbirleriyle savaştırıyor. Diyor ki siz onlarla savaşın ki sizin üzerinizden diyor ben intikam almış olayım. Daha sonra tereddüt içerisinde, yayın içerisinde de söyledim. Çocuğu öldürüyor, ileride babasını, annesini yoldan çıkartabilir diye küçük çocuğu öldürüyor. Kehf suresi 80. Sonra Ahzab suresi 37'de imam şeylik yapıyor, nikah memurluğu yapıyor. Zeyd'in karısını alıyor, Muhammed'e nikahlıyor. Ey Muhammed biz onu sana nikahladık diyor. Nikahladık diyor. Nikah yapıyor. Yani çöp çatanlık yapıyor. Sonra ensest ilişkiyi meşru kılıyor. Ensest ilişkiyi. Ahzab suresi 50'de amca kızları, dayı kızları, hala kızları, teyze kızları hepsi sana helal diyor. Yani ensest ilişki ve izin veriyor yani. Kur'an izin veriyor ona. Sonra ganimet. En özellikli olan şey budur arkadaşlar. İçki haram demiş. Kumar haram demiş. Dese ne olacak? Ganimet helal dedikten sonra. Ganimeti diyor ben size helal kıldım. Nedir ganimet? Güçlünün zayıfı ezip gırtlağına basıp almasıdır. Malını almasıdır. Malından ziyade karısını, çocuğunu, erkeğini alıp pazarda satıp karısını cari olarak kullanın diyor. Bakın Nisa suresi 24. ayeti açtığınız zaman orada der ki 24. ayette size evli kadınlarla evlenmek haram kılındı. Ama elde ettiğiniz köleler, cariyeler hariç yani köle kadınlar hariç savaşta esir düşen kadın evli de olsa onu diyor onunla cinsel ilişkiye girebilirsin. Onu haram saymıyor.
Ve yine Nisa suresi 34. ayetinde ne diyor? Bakın ulul emre itaat konuştuk. Allah'a itaat, peygambere itaat. Kadına da diyor ki erkeğe itaat edeceksin diyor. Kadının eşitliği olur mu burada erkeğe itaat ederse? Erkeğin her dediğini yerine getirirse. Kaldı ki burada ayetlerde açık ve net demin Nisa suresi 12. ayetini söyledim. Hiç kimsesi yoksa mirasta, hiç kimsesi yoksa iki tarafında kadın ölünce ikisi beraber çalıştığını kabul edin. Kadın ölünce erkek yarısını alıyor kadının malın. Adam öldüğü zaman kadın dörtte birini alıyor. Burada adalet var mı? Evet, benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese esenlikler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Avukat Bey'e de teşekkür ederim geldiği için. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sınav dışında teşekkür ederiz. Arkamdan konuştunuz mu? Kendini. Biraz çekiştirdik. Evet. Doğru, biraz çekiştirdik. Kulaklarım çınladı. Arapça biliyorum diyor. Ben dedim ki ilahiyatçıların %98'i Arapça bilmiyor. Bilmiyor, gerçekten bilmiyor. Ben biliyorum abi, kusura bakma. Kur'an Arapçası başkadır. Bak şimdi. Kur'an Arapçası başkadır. Bizim, biraz başka, evet. Evet, bizim Kayseri'de dedemden doğru dürüst böyle tam şeyinde kıraatında Kur'an okuyan insan yoktu. El yazması bir Kur'an'ı da vardı. Çok muazzam Kur'an okudu. Tecvid farklılıkları var. Ama Arapça bilmezdi. Arapça bilmezdi. İlahiyatçılar da öyle. Arapça bilmiyordu. Şimdi ezberin dışına çıktığın zaman bakın siz de İbrahim bir cümle gösterdi. Orada, ben okudum abi. Orada göz problemi vardı. Zoomladım, büyüttüm, okudum abi. Harf harf verdim. Allah insaf hocam, versin harf, abi. Arapça diyeceğim bana ama, harf niye veriyorsun? Allah bana inanmıyorsun ki. Şöyle baktığın abi, zaman. Harf veren adam bilmiyor mu? Öyle de okudum. Hata var deyince ben hata olmadığını harf harf. Bak bir harfinde hata var mı dedim ki, yani. Hocam size dedik ki. Abi bütün olarak da, bütün olarak da okudum abi. Yani. Ya ben de okuyorum ya. Diyorum. Ben de okuyorum ama bilmiyorum. Ne demek istediğini bilmiyorum. Hayır. Diyor ki okuyamıyorsun diyor. Harflerde hata yapıyorsun diyor. Şey yapıyorsun. Şimdi, zaten hata yaparsın. Bakın size bir abi, şey anlamını da bak, ben bizim söylüyorum. Bizim ülkemizde Kürtler var değil mi? Bizim ülkemizde Kürtler var. Ana dili Kürtçe. Abi, benim arkadaşlarım vardı. Bir saniye. Arkadaşlarım kelime vardı. Kelime anlamını da söylüyorum. Arkadaşlarım diyorum, vardı. Beraber düşman. Üniversiteye gittik. Bakın bir Kürt profesör bir şey konuşurken ben onun Kürt olduğunu bilirim telaffuzdan. Ömrü boyu Türkçe okuduğu halde. Türkçe eğitim aldığı halde onun Kürt olduğunu bilirsiniz şivesinden. Bu böyledir yani. Hiç kimse ana dili gibi bir yabancı dili konuşamaz. Evet Yakup abi, kapatalım yeter artık. Evet. Arkadaşlar herkese esenlikler. Sağ ol Yakup abi. Murat mesela Bey, bak cami demiş toplama, neyse tamam abi boş ver kapatalım oldu, dediniz. Murat Bey gibi. Çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Ben, çok ben sağ teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Çok teşekkür İyi ediyorum. Geceler, sağ olun. Fikirlere saygılıyız. Allah'a emanet olun diyeceğim ama emanet olun. Oldu. Hadi iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Yakup abi. Evet arkadaşlar yayını burada sonlandırıyoruz. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Zevk almışsınızdır. Arkadaşlar yani ne diyebilir ki? Yani bir şeyler insanlarımıza açıklamaya çalışıyoruz. İnsanları göstermeye çalışıyoruz ama maalesef İslam öyle bir din ki herkes tarafından farklı yorumlanıyor. Herkes biliyorum şeyle geliyor, bilgisiyle geliyor. Arapça biliyorum, ben böyle biliyorum, böyle biliyorum. Hiç kimse bilmiyor. Bir Müslüman her zaman her şeyi çok iyi biliyor. İddiada bulunuyor. Hatta yayınlarda bile görüyorum. Biz yayını yaparken gerek Yakup abi olsun, gerek kendi aramızda yaptığımız yayınlarda beni yayına çıkar da sana İslam'ı anlatayım alıyorsun, işte sonuç ortada yani, herkes biliyor. Bir Müslümana sorun, herkesten akıllıdır, özellikle İslamcı herkesten akıllıdır. Ben burada Avukat Bey'i tenzih ederim, genel konuşuyorum. Maalesef öyle. İnanmak için ya da bu dinde insanları tutmak için belli bir kesim hep takla üzerine takla atmalar derdinde. Bunu biz nasıl yorumlayabiliriz ya? Bu din de ki çelişki o kadar şey ki, ne kadar şey yapsan da çuvallar, her yerde çuvallar. Çünkü akıl, mantık bu dinde bitiyor abi. Ayetlere baktığın zaman, sen onları savunmaya kalktığın zaman çok özür dilerim yani farklı duruma düşüyorsun yani. Nasıl bu dini kurtarabileceksin? Bakara suresinde 178. ayetinde kadına kadın diyor ya, kadına kadın öldürülecek. Köleye köle öldürecek. Köle mi kaldı ya? Kadına kadın nasıl öldürebiliyorsun?
Sen benim kadınımı öldürdün. Ben de senin gidip kadınını öldüreceğim. Bu ne? Yani o kadar şey ki Mülk suresi 5'te gökteki yıldızlara kandil diyor. Ya hangi çağda yaşıyorsun? Kehf suresinin 178. ayeti miydi? 179 ya da 180 olması lazım. Hızır'la Musa yolda giderken çocuğu katlediyorlar. Neymiş? Onun o çocuk annesinin babasını dinsiz yapacakmış. Ya Allah senin şah damarından yakın değil mi? Levh-i Mahfuz'da yazmadı mı? İşte bu dinin savunulacak bir tarafı yok arkadaşlar maalesef. Neyse arkadaşlar önümüzdeki program için bir bilgi vereyim. Yarın Cumhuriyet Kadınları programı yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyorum. Arkadaşlarla bir görüşelim. İşte herkes bazı şeyleri kaldıramıyor. En son Cumhuriyet Kadınlar yayında mıydı? Özlem Hanım bayağı bir konuştu. Bayağı bir tepki geldi ona. O da hemen bir daha yayına çıkmayacağım şey aldı. İşte herkes şeye eleştiriye gelemiyor. Yarın bakacağız duruma göre. Ama pazar günü Adnan Oktar takımından eğer yine bir aksilik olmazsa bugün bana kendisi yazdı. Bir tane kedicik gelecek. Adnan Oktar davası ile ilgili konuşmak istiyor. O konuyu işleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar yani yayın yaparım ama gelecek insanın gelip gelmeyeceğine emin olamadığım için ben ne diyorum bakacağız. Evet arkadaşlar önümüzdeki canlı yayında görüşünceye kadar çok sağ olun. Yayında bize destek olan bağışlarıyla olan arkadaşlara da teşekkür ederim. Bu yayında yani yayınların olmasa tamamıyla bize destek olan arkadaşların sayesinde yapıyoruz bu yayınları. Siz de bizi destekleyerek yayınlarımızın devamlılığını sağlayabilirsiniz. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyorum arkadaşlar. İyi geceler.